Spor Ajansı'nda konuklarımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün Güvenç Kurtar ve Mahmut Alpaslan bizlerle birlikte efendim. Hoş geldiniz, iyi yayınlar diliyorum. Hoş gördük. Hocam, iyi yayınlar. İşte olmuşuz. Evet. Beyaz beyaz. Evet, ama vallahi görmedim. Çok yakışmış. Beyaz giyme söz olur. Güzel başladık hocam. Nasılsınız? Sonra da güzel geçin. Gelemiyoruz inşallah. Ya ben nerede? Ben Rize'den geliyorum. Ondan evvel Viyana'daydım. 5 gün durdum. Vize. Ama seni kadar gezemiyorum. Şey, yani evet, biraz bu sene Leyla'yı havada gördük. Şinitsel yedin mi? Viyana şinitsel. Yok ya. Ne diyor? Sana bir şey söyleyeyim. Bunu gitmişken yeseydiniz hocam. Ya Viyana'ya gidip de Viyana şinitsel yenmez mi? Hep devamlı şeyde işte yemeklerde şurada burada. Ondan şeye gittim ama Viyana'da. Ya ismini unuttum. Benim kardeşim var. Bu çok gezmeyi çok sever. Ne? Tamam mı? Bu arada 150 senelik bir şey. Kafe falan. Böyle harika. Zaher mi? Yok. Ben ara var mı? Arada bir bakarım tamam. Şeye. Bir de orada Zaher şey yedim. Var, orası turta, çok güzel. Turta. İşte Zaher turtası. Zaher değil yani. Elmalı olanı mı diyorsunuz? Ya elmalı. O şey. Neydi onun adı hocam? Apfelkuchen. Apfelkuchen. Apfelstrudel miydi? Strudel. Bir dakika, hemen bakacağım. Bir saniye ya. Yeme programımıza hoş geldiniz. Ama yok, ya bir şey söyleyeyim mi? Deminden beri söyledim. Güvenç Hoca rahat edemez onu öğrenmeden. Hoca ile bir başladı mı yemekten başlarsın. Ya benim birader bunu yemeden gelme dedi. Hocam ortaya karışık. Üstünde pudra şekeri var, içinde elma var. Tamam, strudel o. Strudel. Apfelstrudel. Şeyin ismi de Landmann. Landmann. Kafe Landmann. 150 senelik böyle. Ne Landmann mı? Zahir'i biliyorum da Landmann. Diğerini bilmiyorum. Landmann şey memleket Landmann, adı mı? Landmann ya. Kafe Landmann. Neyse Türkçesi. Hocam afiyet olsun. Ya, hadi bakalım. Yani şeyi de... Kapıcını mı içtin yanında? Yok, ne içtim bilmiyorum ya. Ama o şeyi yedik ya işte o sütürler midir nedir falan filan. Ya öbürleri işte hep şinitsel derler. Ya ben tavuk şinitseli sevmiyorum ama zaten. Ama onlar etle yapıyorlar zaten. Yani et de var biliyor musun? Onların Viyana şinitseli. Birinci Viyana, üçüncü Viyana, beşinci numara Viyana. Arkadaşım diyor ki Ahmet var benim arkadaşım orada Ahmet'in var. Ya arabayı koyacak yer yok diyor falan. Ama bunun önünde şey vardı. Otopark mı vardı? Otopark vardı. Rahat dedik. O park derdi. Ya çok enteresan. Mesela 12. Viyana'dasın değil mi? Araba oraya kayıtlı, oraya park edebiliyorsun gece mesela. Başka yere park edemiyorsun. Tabii muhitler... Mesela 10'la 9 arası. Sabah diyor ki 9'da kaldır beni diyor. Hocam. Arabayı çekerler diyor. Muhitler de öyle şey plaka veriyorlar. Nasıl koyuyorsun, öyle şey öyle olur ya? Bizim Türkiye'nin şeyi var ya. Gözünü seveyim de senin yeri park et ya. Vallahi bilir. Başkasının arabasının önüne koy, ondan sonra seni arasın dursun Türkiye'de. Peki şimdi artık biraz isterseniz spor konuşalım eğer sizin için Allah de uygunsa değerli hocalarım. Şimdi malum derbiye doğru gidiyoruz adım adım. Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi. Tüm detayları konuşmaya çalışacağız, değerlendirmeye çalışacağız. Hocam şimdi iki takım da moralli gidiyor. Elbette iki takım da çok motive karşılaşmaya. Nasıl bir derbi bekliyorsunuz? Buradan başlayalım mı? Tamam, bu sefer 41'i geçecekler. 41'i geçecekler ne açıdan? Topun ayında kalma süresi 41. İnşallah. 41 değil mi? Öyle hatırlıyorum ben. Öyle bir şeydi, doğru. Bu sene geçerler gibi geliyor. İnşallah. Yani keyifli yani, bir maç izleyelim. Öyle olur herhalde. Ya şimdi ya tabii ya derbi şimdi her iki takımın antrenörü de futbolcuları bir kere kaybetmek istemezler. Kesin yani bu. Derbide düşünebiliyor musun? Peki. Galatasaray kaybetse veya Fenerbahçe içeride eyvah yine eyvah yani. Onun için bunlar yine bir 41.5 olabilir bu şey. Ha, siz yine diyorsunuz ki kısır bir oyun olacak. Yani bilmiyorum yani. Kaybetmemeye oynayacaklar. Şu var ama. Mesela bir gol olursa şey yol açılır, ondan sonra... Bayağı bir maç seyrederiz yani. Maç seyrederiz o zaman. Erken bir gol işi değiştirir. Erken veya işte ortadan sonra ve golden sonra bir maç seyrederiz. Hmm. Öyle düşünüyorum yani. İki takım da hazır. İki takım da şey iyi. Şimdi Fenerbahçe'de o yeni gelen çocuk herkes diyor ki sol ön falan. Bence yeri dörtlü de oynar. Solda oynar diye. Ben Fenerbahçe'nin Hemen derbide oynatır mı hocam sizce? Bence oynatır. Kostić mi? Kostić. Maksim oynar. Maksimen oynar. Kostić de oynamaz.
Arkada ya, sol bek ya. Sol bek hiç oynamadık hocam. Kostiç öyle hiç mi? Oynamadık. Niye aldılar onu? Allah kim Allah. Ne diyorsa hiç oynamadık. Üçlü savunmada orta sahanın solunda oynatmış. Şey Kostiç hiç oynamadı. Kostiç hep öndedir. Bütün aktif alan öndedir. Ama niye aldın orada? 50 kişi var. Uğurlarda da öyledir. Ben. Groningen'de de öyledir. VfB Stuttgart'ta da öyledir. Hamburg'da hocam, da öyledir. Frankfurt'ta da öyledir. Juve'de öyle. Burada değiştireceğiz hocam onu artık. Yani burada bak bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu Amrabat alınırken dedim ki almayın yazık günah. Almayın. Şimdi Amrabat'ın almasında ne için alındı Amrabat? Dediler ki orta önce sahayı güçlendirmek için. Ya neyi güçlendirecek? Evi mi güçlendiriyorsun? Depremden sonra var ya evleri güçlendiriyorlar. Şimdi orta saha dediler ki Fred'in yerine Amrabat tutmaz. İsmail'le hiç alakası yok tutmaz. İsmail Savaşçı. Ha biraz şeye yakın. O da o kadar koşmaz. Szymański de hoca zaten onu diyor ki 10 tane Szymański'de oynarım ben diyor. E şimdi niye aldın onu? Senin sol beke ite bak. Osterwolde'nin sol bek idare ediyor yani. Sol bek alındı ama şimdi üretkenliğini bir düşünün ya. Bir Usay Samuel'i düşünün veya Mert Müldür'ün üretkenliğini bir de sol bek almadı Ferdi'nin hocam. Yok yok neyse Ferdi'nin üretkenliğine bak, Osterwolde'nin üretkenliğine bak. Ya olacak şey değil. Bir kanadın kırık. Yani bir kuşun kanadı kırık olur ya tek kanat gidecek. Yani bu biraz tamam. Oraya adamı almayıp da sen orta sahada ya birisi orada sakatlanmadıktan sonra bunun üçünü değiştiremez. Mümkün değil. Şeyi de yok yani oyun karakteri de bunlara uygun değil yani. Hiçbirini uygun değil. Bana göre çok iyi bir orta sahası var Fenerbahçe'nin. Ha sakatlandı. Fred. Fred'in yerine koydum. Fred'in yerini tutmaz. Tutmaz yani. O zaman niye ya aldın daha arkadaş? Daha savunmacı bir oyuncu. Ya, acaba İsmail'in yerine mi düşündü? Olmaz. İsmail'in yerine çok... Yok bak şimdi. Ya İsmail'i kesmesi şu dönemde zaten biraz zor. Şu an İsmail farz çok formda. Kesti. Ben bir şey... Ne yaptım biliyor musun? Almadan evvel dedim ki... Şeyi almayın Amrabat'ı. Niye almayın? Dedim ki Manchester United Galatasaray maçını getirelim burada. İlk golde Amrabat sol bek oynuyor ama. Herkes diyor ki ya ama sol bek oynadı. Kardeşim ne oynarsa oynasın. Ya ilk golde fiyasko. Bir geldi boğa gibi. Hop yedi golü. Manchester United. Üçüncü golde topu bir attı. O şey Sanchez bir vurdu kafayı offside'i bozdu. Gitti öbür gol yedi. İki tane golde şimdi imzası var. Ya diyorlar ki işte on bu sol bek. Ya kardeşim sol beke geçmeyecek mi yani maçın içinde oralara gitmeyecek mi bu? Yani savunmayla ilgili İsmail'le ilgili hiç alakası yok. İsmail savaşçı. Ha Szymański belki Szymański'den hücum gücü daha iyi olabilir tamam mı? Yani ama Fred'in zaten şeyi tutmaz. Onun için de niye aldın onu? Senin sol bekin yok. Sol bekin yok arkadaş yani. Bak görürsünüz ileride. Eğer şimdi ben tabii o kadar tanımıyorum. Hoca onları daha iyi tanır. Eğer bu adam sol bek oynamıyorsa niye diye aldınız? Amrabat'ı niye aldınız? Şimdi Maxim var değil mi? Maximen var. Maximen var solda. Tamam mı? Tadiç oynuyor mu orada? Evet. Oynuyor. İrfan Can orada oynar sol ayaklı. Cengiz orada oynar sol ayaklı. Şimdi bizde ne var biliyor musun? Eskiden bunları bir sol ayakları sahada oynattığımız zaman ooo olur mu ya ters orada oynanır mı? Bilmem ne diyorlardı. Şimdi de sol ayak solda oynadığı zaman ya olur mu diyorlar bu sahada oynar. Çok enteresan. Yani şimdi en azından ya Maximen var. Tadiç zaten orada oynuyordu. Arkadaş bir tane daha var. Niye aldın sol bekin yok senin? Nedir ya böyle bir şey olmaz. 3-5-2 oynarsan tamam mı? Hani kenarda hadi Osay evet. Samuel gidip geliyor veya Mert Müldür. Hadi bunu da koydun. İleride iki tane santiforunu koydun. Öbür nerede öbürleri ya Cengizler şeyler Can, İrfanlar. Cengiz zaten şans yok, bulamıyor ki. Yok, İrfan Can da normal şartlarda İrfan, çok ne şans olacak? Bulamıyor. Onlar zaten şu an yani, normalde de şans bulamıyor. Kenardaki adamlar Maxim de bulamayacak. Hani iki tane adamı sayıyorum sana çok iyi adam. Olmadı. Yani boşu boşuna, yani bana göre iki tane boş adam aldı. Boş değil, çok iyi adam aldılar, lüzumsuz ama adam aldılar. Ama gereksiz bir transfer. Gereksiz, iki tane gereksiz şeyi attılar. Parayı sokağa attılar. Ha bak tekrar söylüyorum. Şimdi bazen ne oluyor biliyor musun? Bunu kesiyorlar orada benim aleyhime böyle bir şeyler yazıyorlar. Ya arkadaşlar bunlar iyi futbolcular. İhtiyaç yok bunlara. Peki. Neymiş devam. Uzun zaman işte çok maç oynanacakmış da bilmem ne falan. Ya neyse ya. Peki hemen Mahmut Hocam'dan da şöyle bir genel değerlendirme alayım. Ya şimdi tabii bir kere öyle bir aktif forvet alanları var ki iki takımın da. Hani derler ya bağlasan durmaz diye o tarzda. Şimdi tabii Osimhen'in gelmesinde Galatasaray'ın forvet hattı gücüne güç kat. Yani şu anda Türkiye'nin en iyi forvet santrofor hattına sahipler.
Öbür tarafta da çok akıllı var Fenerbahçe'de de. Şöyle değerlendirirsen orta sahası Fenerbahçe'nin daha ağır basıyor. Müdafaalara hemen hemen eşit sayarsın. Ama forvetler çok farklı. Bir tarafta çok tecrübeliler var, bir tarafta da çok aktifler var. Şimdi Barış farklı bir oyun düzeni var, deli doludur. Osimhen zaten biliyoruz ne şekilde. Yani bence frenlemezlerse ki frenleyeceklerini tahmin etmiyorum hocaların. Zevkli bir maç izletirler bize. Yani git gelleri bol olan yalnız burada. Gerçekten frenlemezler mi acaba hocam? Yani çünkü, bilemiyorum. Yani şöyle bu karşılaşmayı kaybeden daha hiçbir sezonun şey kaybetmezsin ama ki. Sezonun başında çok ciddi tartışmaları da ya, beraberinde getirecek. Sevgili Ezgi öyledir de sen bu maçı kazanırsın berabere bitersin hiç ummadığın bir yerde mağlubiyet olursun. Ama şimdi iki ama takımda da böyle kırılgan bir yapı var daha sezon başında. Ya şimdi taraf doğru söylüyorsun evet. Vallahi taraftar yani, iyi teknik direktör olur biliyor musun? Vallahi tabii, beni de bir değerlendirin. Ben tabii olayı geniş çapta bakıyorum yani mesela. Avrupalılar bunları hiç düşünmüyorlar ki Avrupalı bakıyor ben bugün bunu oynadım de ne olursa olsun çıkarım ben öbür hafta yine maç oynayacağım hafta arası yine maçım var devam ediyor ama biz deve kuşu gibi başımızı kuma i̇şte, gülmüyoruz evet. İşte değil burada şimdi sen ben sana bir şey söyleyeyim otobüse bindikten sonra hiç kimsenin umurunda değil topçuların biliyor musun 35 tane şey var ya yabancı topçu umurunda mı adamlar votmenlerini takıyorlar kimisi yattı oradan arabalarına evine gidiyor. Hayda geçmiş olsun. Yarın regülasyon itmanına geliyorsun. Bitti. Onlar için devam ediyor ama taraftarlar nezdinde, yöneticiler nezdinde ve konuşmalar mağlup bitiren takım veyahut da puan kaybeden takım hakemle uğraşacaklar. Onu vermedi, buraya bastı. Yani biz futbolun içine giremiyoruz. Ne duyuyoruz, söylüyorlar. Ya arkaya adam kaçırıyor. Yok oraya adam kaçırıyor. Abi futbol bu değil ki. Futbolun özü bu değil. Avrupa'nın bütün takımları, dün seyrettik ha iki tane canavar gibi takım. İkisi de üçlü oynuyorlar. Nasıl oynadıklarını Allah'ını seversen bizim hocalarımız gitsin izlesinler ya. Onları alsınlar, etüt etsinler ya. Inter ve Manchester City. Nasıl oynanıyormuş. Ya bunlar futbol takımı biz neyiz? O tempo 90 dakikaya kadar, 95 dakikaya kadar durmuyor, yere yatan yok. Adam düdük çalmıyor hakem ya. Futbol onlar oynuyorlar. Biz sadece kavga gürültü yapıyoruz. Şeyi biz yorumlu. Arkaya adam kaçırıyormuş. Yok sol bekmiş arkaya adam kaçırıyor. Kaçırmayan yok ki. Onun itmeleri nasıl olacak? Pozisyon nereden? Bunları çözmemiz lazım. Bunları anlatmamız lazım. Biz yorumcular futbolun içinden ya ama yok arkaya adam kaçırıyor. Yok ağır kalıyor dönemiyor. Maalesef bunlar. Ben yani eğer frenleyeceklerini tahmin etmiyorum. Hoca, Okan Hoca, Osimhen gibi bir elinde bir adam varsa Icardi olsaydı belki de biraz çekip kontrataklarla mı? Osimhen öyle bir tarzda bir oyuncu değil. Her yere basan bir oyuncu. Bunu da kullanabilir misin? Şimdi işte iki takımın da kendini ayarlarına denk takımlar. Burada göreceğiz biz bunların neler yaptığını. Öyle ona bir 3 tane at, buna 5 tane at, ona 8 tane at değil. Tek kale oynanan maçlarda herkes çok iyi. Öyle bir metiyeler anlatıyoruz ki. Ha biraz dengine gelen bir takımları bir görelim. Keşke ligimizde böyle 6, 7, 8 tane takımımız olsa da ligimiz bir seviyesi atlasak bir seviye. Şey günü buradaydık işte Galatasaray maçını anlatıyoruz salı günü. Daha düdükle birlikte belli oldu ne olacak. Düdükle birlikte hocam. Ya, 20 kişi bir alanda ya. Böyle futbolu niye hocam, anlatayım? Hocam Beşiktaş. Size? Efendim? Seni şey yapayım destekleyeyim Beşiktaş maçında hocam. Kale ya adamı çıkarttı. Bak çok kızdım hocaya ilk defa. Hangi Şerol Hoca? Yok. Bronkhorst'ta. Ay şey diyorsun İmmobile'ni. Ya kardeş İmmobile sağa dök bir de onu çıkarttı ondan sonra çift santrafor. Ya kardeşim daha adam atılır atılmaz çift santrafor oynanman lazım. Hemen çıkartırdım ben El Nusret'i anında. Öyle bir de şeyim var benim. Şimdi Serhat vardı sağ bek bende Rize Spor'da. Şeyde oynuyoruz Balili. Şeyde Sivas'ta oynuyor. Onu da, Serhat da çok sert bir futbolcu çabuk falan Ümit Milli Takım'da da oynuyor. Balili atıldı 5. dakikada. Ne yaptım biliyor musun? 6. dakikada Serhat'ı çıkarttım. Nasıl bozuldu çocuk? Ne yapacağım ben ona? Tamam senin işin bitti. Koy bir hocam tane santrafor. 6. dakikada biraz. Ya de olur olabilir. Bir bakmak yani lazım ona yani. Çıkarttım hemen ama. Çıkarttım bozuldu. Ya ne yapacaksın oğlum sen artık orada? Koy santraforu. Onun için bakıyorsun pozisyona giremedi Beşiktaş. Bir de adamı dışarı aldın. Neyse bir şeyden Beşiktaş haber. Bölümünde daha detaylı konuşuruz. Şeyden haber var mı Van'da Nera'dan? Geldi mi? Ya geldi mi haber geldi, versenize geldi. Adam bu. Dün geldi galiba. Herhalde, hanımı da geldi mi? Onu bilmiyorum hocam. Ya geldi. Nasıl bilmiyorum? O gelmiyor Seyba. Bakalım mı?
Bakalım. Bakalım bakarım. Eşi mi geldi diyor. Evet. Eşi gelmiyor, orada kalıyor. Orada yaşamak istiyormuş. Orada hocam, zaten televizyon haberler, programı falan da var şey. Onun. Ya dur hocam ya, nereden nereye gitmişsin? Hocam neyiz hakikaten. Geçme şimdi bak, bu şimdi, buraya gelmezse bu gene sakatlanır, gene gider. Aklı orada kalır. Ya, doğrudur yani insan. Ama zaten insan arada izin alıp gidiyor. Okan Buruk Okun'da İkar diye bir şey başka gösteriyor. Bir yerde, başka bir yerde o, bulamazsın onu. O sana onu vermezler. Hiçbir takım vermez. Türkiye'nin haricinde. Onu evet. Gidemez, göndermezler başka. Ya bir şey söyleyeyim de artık ama yok. Şimdi orada da şey var ya, Osimhen geldi. O çok klas bir adam ya. Evet. Boş ver gol mol atması falan filan var ya. Çok adam klas 5 tane ya. Plaket şeyinde yüzünde 18 tane çivi var. Bak gir bak. Hadi ya. Tabii. Ay içim tuhaf oldu ya. Peki şimdi. Şimdi şeye bakmak lazım tabii. Burada Galatasaray kimlerle oynayacak? Tam oradan devam etmek istiyorum. İsterseniz biraz bölge bölge değerlendirelim. Yani, şimdi bir tarafta santrforlardan direkt başlarsak Osimhen ve Batshuayi. Şimdi ikisi de formda. Osimhen oynar. Osimhen zaten çok iyi bir başlangıç yaptı. 40 yıllık Galatasaraylıymış gibi çok hırslı başladı ve bu mücadelede de beklenti o yöndeki Osimhen oynayacak. Fenerbahçe'de de Dzeko çok iyi Jack başladı oynar. Ama bir taraftan En-Nesyri'nin de aslında devreye girmesini bekliyor Jack taraftarlar. Oynar. Kasımpaşa maçında bir türlü istediği o pozisyonları bulup isabetli şutlar atamadı En-Nesyri. Orada da bir sabırsızlık var o konuda. Santrforlardan hocam devam ben, edelim. Biz Galatasaray'da Osimhen oynar, öbür tahtta da kaptan Dzeko çıkar. Dzeko ile oynar. Burada Galatasaray'da yeni gelen oyuncuları kullanacak mı? Salay oynayacak mı? Evet. Ki oynarsa iyi bir oyuncu. Yani şöyle bir oyuncu. Tam hani Alman disiplini derler ya, Alman oyuncusu. Hı hı. O taraftadır. Çok fazla belki kreatif görmezsin ama çok iş yapan bir oyuncudur. İyi bir ortaları vardır. Hareket sağ halinde. Sağ ön mü oynayacak hocam? Efendim? Sağ ön mü? Sağ oynuyor, sol oynuyor. Zaman zaman forvet arkası oynattıkları var Freiburg'da. Barış Alper'le değişerek oynayacaklar. Ama tabii biz bunu Freiburg'dan yola çıkarak konuşuyoruz. Yani Freiburg'daki oyun tempolarını. Burada Galatasaray biliyorsun. Ha şimdi Galatasaray farklı bir takımla oynamış olsa tek kale oynadığın için hep sıkışık alanda oynayacaksın. Ama şimdi Fenerbahçe... Milli takımda oynuyor mu? Efendim? Tamam. Milli takımda oynuyor. Avrupa şeyinde vardı şampiyonasında. Tamam. Milli Macarları milli oyuncusu. Ama çoğunlukla şeyde geçmiş. Almanya'da geçmiş hayatı. Yani Alman prensibini almış disiplinli bir oyuncu. Oyun disiplini ve Galatasaray faydalı olacak. Açık olarak faydalı. O gitgelleri iyi oynayan, içeri kapatmasını bilen bir oyuncu. Yani boş bir oyuncu almadılar. Belki ismi çok bilinmeyen, hani biz hep şaşalı isteriz o tarz değil ama takıma faydalı bir oyuncu aldılar. Bekler bunu... ne olacak hocam? Efendim? Bekler. Solda şey oynar. Jakob oynar. Büyük olasılıkla oynar. O da Alman disiplinini almış. O da iyi görüntü verdi. Alman disiplinini almış. Defansif bak. Onun defansif özelliği. Ofansdan ziyade defansif yönü daha iyidir. Onunla oynayacak ve zaten Sanchez bardakçı oynar. Önde Torreira oynar. Gabriel sağ oynar. Onu oynar. O da bak işte orada şimdi göreceğiz. O gitgelleri nasıl olacak. Çünkü devamlılığı çok fazla. 90 dakika devamlılığı olan bir oyuncu izlenimi vermedi. Belli bir süreye kadar. İlk bir 25 dakika 30 dakikalar hep al verler dediler ama ondan sonra maçı uzadıkça içinde kaybolan bir oyuncu. Çok iyi bir raket gibi bir ayağı var. İnkar edemeyiz. Hakikaten iyi bir ayak var. Duran toplarda falan faydalı ama mesela şimdi biz tabii hem senin ayağında hem de Avrupa Ligi'ni diyor. Bırak Türkiye Ligi'nde gidiyorsun. Avrupa Ligi o gitgeller, o çabukluk onlar çok önemli. Şimdi başlayacak işte. Cumartesi oynayacaksın. Hafta arası Avrupa maçın var. Burada göreceğiz. Çünkü daha hala Torreira'nın yerine o aranan, o istenen orta saha oyuncusu gelmedi. Çünkü Kerem Demirbay ile fazlalığı yok. Aynı. Tek fazlalığı o genç oluşu. Peki diğer bölgelerde sonra tek cümle Osimhen mi? Dzeko mu? Şimdi Osimhen çok farklı. Önce, İkisinin oynayacağını varsayarsak öyle dediniz. Bana sorarsan Osimhen şöyle diyeyim ben. Şöyle çıkayım daha dünkü çocuk diyeyim örnek. Dzeko 38 yaşında yıllanmış şarap gibi. Hocam Osimhen be. Bak şimdi. Tek geçerim Osimhen'i. Benim anlatmak istediğim şu. Ha anladım hocam, seni. Yani, bir de pardon bir şey daha unutma. Çok uzun dönem ya bunun, Avrupa'da üst seviyeler. Yine maskeli mi oynayacak? Maskeli oynuyor. 3 seneden beri oynuyor hocam. 3 seneden beri oyunu. Onun da işte daha hala o şey çiviler. 18 tane çivi var ya. Ama çok klas bir adam ya. Abi, hareketlerinden falan var ya. Sana bir şey mi? Ha? Sen onun bir topsuz sprintine bak. Bir deparına bak. Öyle böyle de. Sanki Hüseyin Bolt gibi.
Emin ol o çıkışları. Her sene topu alışı veriş. Adam müthiş bir adam. Havadan bir de şeyi soracağım hocam Havadan sana. İyi ikili mücadele. Son maçı ben seyredemedim. Kimi? Kaan Ayan şey Rize maçında getirdi. Son dakikada verdi. Gidiyor geliyor. Kaan Ayan'ı keser mi? Ben tahmin etmiyorum. Ben de değil mi? Yani Kaan Ayan oynar. Kaan Ayan var ya. Kaan Ayan her tarafta oynar. Kaan'ı yani, ben şöyle, bir de şöyle olur. Bilmem bir şey. Lat'la oynayıp da oraya Kaan'ı şeyin Torreira'nın yerine atar mı? %25 ihtimal. Çünkü Kaan burada iyi görev yapmaya başladı. Bir de Yelert'ten henüz o beklediği katkıyı da alamadı. Ya o tabii şimdi onun oyunu Kopenhag'da oynanan oyunla buradaki oyun yani Danimarka'nın oyundaki oyunla çok farklı. Çünkü o giderken içeri kapatmalarına giriyor, topu alamıyor. Daha adaptasyonu biraz zor olacak. Ama büyük olasılıkla çünkü karşısında Maksim'in oynayacağını düşünüyorum direkt. Korakor olduğu için orada da Kaan defansif olayı iyi olduğu için onunla oynatır diye düşünüyorum. Çok akıllı Kaan ya. Çok beğeniyorum. Ya hocam, kimse bunun antrenörü var ya helal olsun diyorum. Yani ne maçında bir tane ters döndü şey maçında golde tek tek kaldığında dönüşü yanlıştı ki her şey mükemmel. Ama orada bir dönüşü yanlış buradan dönse önüne gelecekti. Onun haricinde Kaan Ayan'ı tek tutuyorum ya. Egert yani galiba ya. Schalke'de onun hocası yanılmıyorsam Egert olacak. Kimse o, var ya o müthiş bak, ya. O taktik anlayışı falan adamın var ya fazla futbolcu adam. Ben o, bu kadar o şeydir esasında ki. Biliyorsun esas bölgesi orta sahadır. Orta hocam geçen üstünde. Sene bak ne güzel. Geçen sene Torreira ile Kaan Ayan ikili oynadı. Şampiyonlar Ligi maçlarında özellikle ya öyle iki oynadı. Tane adam. Ben dedim ki o konu kardeş nasıl güveniyorsun kardeşim? İki tane adamla çıkılır mı? Çünkü Kerem'i oynattı biliyorsun. 10 numara. Mertens'in yerinde. Yani olmaz. Yani orada ben mesela Kerem Demirbay'a koyardım. Hadi Mertens'i koyardım Aktürk'ün yerine. Oliveira'yı koyardım. Ama bunlar ikisi ona rağmen direndiler. Onun için diyorum yani adamı nereye koysan oynuyor. Şey, ama bence hocam, son Kerem maçını izleyemedim ki ben. Yoldaydım. Yok. Zaten hocam yani iş gelmedi ki, iş düşmedi ki takıma. Ya takıma iş düşmedi. Hocam santrforları siz nasıl değerlendirirsiniz? İki takımı şöyle karşılaştırırsanız. Ya Osimhen ya. Osimhen tabii tek geçersin. Yani gördüğüm santrforların mesela ben Ernest'i falan çok tutuyor birisiyim. Tamam mı? Dzeko'yu da öyle. Batu Şahin yani hepsi güzel. Icardi de dahil. Icardi gene Osimhen yakın ama Osimhen şu anda yani bir de bu şey olmasa maskesi falan olmasa. Ama Dzeko da çok formda hocam. Formda da ama bu ekstra bir adam. Çok ekstra bir adam. Ya o ayrı. Biz karşılaşma özeline, derbi özelinde konuşuyoruz. Şöyle söyleyeyim ya. Hem karşıdaki savunmaları düşünerek. Tabii ya Dzeko'yu yabana atmayalım. Müthiş başladı. Evet. Şöyle. Niye Kasımpaşa maçını oynatmadı? Aklım sırrım vermedi. Bekliyor herhalde. Enes'i de hocam bir noktada artık devreye sokmak istiyor Mourinho şimdi maliyetli. Bir oyuncu yıldız, bir oyuncu. Şöyle söyleyeyim. Bak bir takım tam oturmadıkça tamam mı? Bir santrfor iş yapmaz. Mesela Beşiktaş'ta. İmmobile. Maçta yok kayboldu adam. Bir de onu çıkarttı. Ya ne yapsın adam? Tek başını çoğalamıyorsun. Ben burada maçı anlatıyorum tamam mı? Şeydeydim. Skorboard'taydım. Ya delireceğim. Çoğalamıyor Beşiktaş. Baksana diyorum. Gene iki kişi. Dört kişiye işte bir kişi. İşte altı kişiye üç kişi falan. Ne yapsın? Bir de oyundan çıktı. Şimdi ben santifonu dedim ya dileririm biliyor musun? Ya top gelme beni ne çıkartıyorsun? Sana sen bana şey gelme. En Nesri'yi o topları getirecek sistem oyun planı daha oluşmadı daha mı Fenerbahçe'de? Bak bir bek şey olacak. Şey de iyidir Mert'in ama o Osayi Samuel burada da şimdi o sol açık ya diyor ya sola. Sol bek koyacak oradan gidecek. Sol bek değil abi. İşte neyse koyacak yani oraya. Ucuma, yoksa top gelmez sana ki. Sana şey mi? Bak Kostić oynarsa daha, bilmiyorum şimdi daha durumu nedir. Çünkü o da sakatlıktan döndü. Avrupa maçında Avrupa Şampiyonası'nda sakatlandı. Ağustos'un başında mı ortasında mı antrenmanlara başladı. Durumu nedir bilemeyiz. Onlar bilirler. Eğer oynarsa o kadar iyi bir ayağı var ki. O kadar iyi ortalar kesiyor ki. Kostić'in en büyük özelliği o zaten. İşte o zaman santraforunda şeyi var. Yani şimdi öyle deyince. Onun için aldı zaten onu. Tamam da Masavku da var ya 30 defa gitti. Aynen öyle. Birisi ama kimse yok orada. Bir ara top geçti biliyor musun? Buradan geçti gitti bu tarafa doğru. Ya olacak şey değil. Şimdi dedim ki ya ben mesela radyoda olsam Masavku'dan başka adam yok mu Beşiktaş'ta derim. Devamlı Masavku kimse yok. Senin dediğin gibi santraforlardan gidersek de Çaka çok tecrübeli bir oyuncu. Çok tecrübeli. Herhalde canım. Çok da ama bu tarafta da nasıl söyleyeyim sana.
saniyesinin de daha altında adamı gözden kaybetmeyeceksin. Kaybetmemen lazım. Yanından tren gibi gidiyor. Kara tren ya. O kadar çok çabuk ki. Hocam penaltı menaltı yaptır o şey var ya, kazma şey, cuku. Çok tutuyorlar ya. Ya bak görürsün şurada yazıyorum. Tabii senin ya hoca oyun tarzına bağlı. Oyun tarzı ne kadar ceza sahasının içine gireceksin, ne kadar topla buluşturacaksın. Bunları tutamazlar. Mesela şeyden bahsediyoruz. Belki Beka oynar hocam. Ben İyi, o ondan daha bir şey söyleyeyim mi? Beka'yı oynatabilir. Şimdi, ya var ya, onların eline birer tane şey versinler. Kovboyların kementleri var ya, kement. Beka'cıkıdan daha mı kötü diyorsunuz? Niye beğenmiyorsunuz ya hocam? İkisi de. Neyini beğeneceğim ya? Bak bir tek ben maça bakıyorum. Şimdi bir maçta geçen sene şampiyonluğu verdi Fenerbahçe. Arada 2 puan mı 3 puan mı neyse bak. Şimdi Sivas maçını düşünüyorum. Dakika kaç bilmem ne. Kale şöyle. Şuradan bir orta geldi. 25 metre. Senin Cuko ile Beka'nın arasından adam gitti. Ya diyorum ki bak bu beyaz var ya beyaz. Bırak onu frak giysem bana Dugan ayakkabılar kuyruklu. Vallahi gol yedirmem. Ya durması bitti benim için. Bana Cuku'yla şeyi Beko'ya kimse met etmesin. Hani öbürlerine daha Cuku'nun bir sürü hataları vardı. Öyle olabilir hata yapar da. Ya buradan gelen topa sen böyle bir duruş var mı ya? Ya olmaz yani. Şimdi bunları hoca güzel söyledi. Ya bir seyret kardeşim. Yani bir seyredin rakip takımlar nasıl tutuyorlar, nasıl yapıyorlar. Ben bu City'ye neye hayranım biliyor musun? Inter'e o kadar şey yapmam ama. Her gol pozisyonunda en az 5 kişi ceza sahası içinde bak. Bakın ya. Kimden bahsediyorsun? City'den ya. Bak sana bir şey söyleyeyim ya mi? Dün Haaland'a 3 kere top değdi veyahut da değmedi. Bilmiyorum. Bak. Değdi veyahut da o kadar güzel bir kademe, bir de öyle çabuk çıkıyorlar ki eyvah eyvah. Ya onların atamamaları bir kere mucize. Inter'in çok net pozisyonlar yakaladı. Hadi ya ben şöyle demedim. Yani, kaçırmışım. Maçı kaçırıyorsun sen. Gidiyorsun maçla maçı seyrediyorsun. Uçakta değil, maça değil ya. Şeyden, Rize'den geldik ya. Telefon diye bir şey var oradan da koşarım ya. Uçakta mı? Tabii. Tabii düşsün uçak. Yani Allah. Geldim yol oradan geldim bilmem ne. Rize havalanından geldik artık. Çok güzel bir havalanı yapmışlar. Çok güzel öyle şeyler mi yapmış. Tabii ya. Çok uzak sanki Trabzon-Rize arası. Hocam olur mu? Hocam Artvin'e de gidiyor ama ya. Evet. Eskiden biz mesela şeye giderken giderken şeye gidiyorduk. Ta Trabzon'dan ya da oraya iniyorduk falan filan yani. Artvin'e Opa'ya giderken. Sonra karayoluyla. Tabii ya çok güzel yapmışlar ya. O şey falan harika. Ya bir de orada yorulduk. Sayın Belediye Başkanımıza gittik. Valideye gittik. Çay, çay içtin mi? Ya, hayır. Hayatımda içtiğim çayı bir günde içtim. Ama bir şey söyleyeyim. Güzeldir ama hocam. Ezgi, bir şey söyleyeyim. Çay bir geliyor gelirken hani derler renginden ya, belli. Bak tavşan kanı diyorlar ya. Ya nasıl yapıyorlarsa. Arkada bir de şimdi bir şey var. Orada bir arkadaşımız var. İsmail diye. Bir şey okuttu bana bu çayı sevmeyen adamdan diyor. Adam olmaz yani. Yani öyle demiyor da yani. Bir makale yazmışlar. Çayda çay. Ya ben de çayı mesela kahveyi sade içiyorum. Çayı şekersiz içemiyorum. Ya o kadar güzel. Ben rengini görüyorsun zaten çayın. Nereye gitsen. Ama ya çayın gerçek tadını da hocam şekersiz içerseniz hafif de demli içeceksiniz. Öyle diyorlar. Öyle yok güzel o tam çıkartın. Tavşan kanı. Böyle gözümün önüne geliyor biliyor i̇şte musun? Tavşan kanı yani. Tavşan çok koyu de. Bak değil, koyu değil. Da sevmiyorum. Şey tavşan yapıyoruz. Kanı. Evet. Demişler ya buna. Ya her gittiğimiz yerde ya 3 tane 5 tane inanır mısın? Ara hiç sıcak hiç güzel olur hocam. Ara hocam sıcak, neyse tarz. Şimdi çayı. Derbi konuşmaya devam edebilir miyiz? Şayfur genel müdür muavini vardı Erdiş Bey. Sen konuşursun. Şeyden, ki, çaylarımız gelecek. Tamam mı? Allah'ın bekleriz izniyle. Hocam sağ olun. Tabii ya sen seviyorsan. Ben çok severim. Sipariş ettirdin mi? Çok severim. Ya olur mu bizim şimdi Erol Aykut var bizim Libya'nın başkanı bizim Arif'i. Selam buradan. Buradan Rize'ye. Selamlar. Arif selamlar Ekşi falan. Çaylarımız gelecek yani hepsi. Ben çok severim çay. Beklerim. Hayır demeyiz. Yok tamam. Devrede herkese içelim. Herkese de getiremem. Devre. Çok önemli çaylar onlar. Ne diyorlar biliyor musun? Hocam ben herkes miyim aşkım? Hayır işte yok. Mahmut'u kastediyorum. O da ben de isterim demesin diye. Ya demli içerim ya çayı. Ha? Hiç su katmam için. Hep demli. Tamam demli içiyorsa zaten içmesin. Hocam zaten. Boş versin. Ya tamam. Ne diyor biliyor musun? Ara sıcak yapıyorum. Ben onu ara sıcak yapıyorum. Şimdi Mustafa ile Cihan da arkadaşım. Ya hadi ya diyor, gel bırak sohbete gelişme. Tanesini bak diyor tanesini yere dökme diyor. Şaka değil.
Tabii değerlidir. Bak, o. Bak tanesini diyor. Ezgi, devre diyor, reklama gideceğiz galiba, bitti. Yani pişmezse ya, bu. Yok da ama hakikaten çay çok önemli ya. Vallahi çay. Önemli yemekten sonra güzel. Hocam olur. Orta sahada kim oynar Fener'de? Evet, devam edelim, derbiye gelelim. Şimdi gerçekten, beyaz çay mı, siyah çay mı? Gerçekten derbiyi konuşacak olursak. Orta sahada. Orta sahalardan devam Hangisinde? Edelim. Hangisinde? Fenerbahçe'de. Fenerbahçe üçlü bitti. Üçlü. Ya bir değişmez o. İsmail, Fred, Şimanski. İsmail, Şimanski. Fred, bravo. Bak. Galatasaray'da kim oynar? Ya var ya. Galatasaray'da kim oynar? Bazen uyuşamıyoruz. Mahmut'la bir de seninle uyuşacağız bak. Galatasaray'da kim oynar? Galatasaray'da. O şeyle, ne o? Gabriel Sağ'yla. Torreira, önce Mertens mi? Mertens oynar. Sizin başka ama, bir tahmininiz var mı hocam? İki takım açısından. Ben Kerem Demirbay'ı çok tutuyorum yalnız bak. Onu ben de. Ben Kerem'i bak ben olsam üçlü. Ama Saray iyi başladı. Kerem ya kemere mi bu adamı? Hani Demirbay'ı Mertens'in yerine mi diyorsunuz? Fark etmez o şeyi oraya koyarım. Yok Saray'ı koyduğun zaman kayboluyor. Rize maçında da Rize diyorum son maçta da kayboldu. Antep. Fark etmez ben Antep yani maçında. Fenerbahçe'ye karşı o üçlüyle orta sahada. Abi bir bak yani, sana bir şey belli olmaz. Salah'ı da orada oynatabilir. Oynamadığı yer değil. Onun çabukluğundan kullanıp da yani bu çok enteresan bir yani. İlk denemeyi orada yapmak derbide yapmak. Ben sana bir şey bak. Şimdi çok gitgelleri olacak bir maç. Senin yani şimdi, orta sahan bak. Fenerbahçe'nin orta sahası şu Salah diyorum. Mertens. Ya Fenerbahçe'yi söylüyorsun hocam. Yok Galatasaray'ın bak orta saha. Torreira, Mertens üçlüsü çıkarsa Fenerbahçe'nin orta sahası daha ağır basar. Daha evet. Koşan bir ve çabuk bir orta saha. Ve oyunu da iyi çabuk yönlendiren. Onun için dedim oraya Kerem'i koyarım orada, diye. Orada bir tek kim kalır biliyor musun? Gene bütün iş Torreira'da kalır. Hep öyle oluyor. Yanına evet. Tekrar söylüyorum yanına adam bulamadılar. Getiremediler. Saray çok farklı bir oyuncu. Onu hiç olsa hocam öyle deme. Kerem Bey iyi oynuyor ya. Ben çok tutuyorum hocam. Kerem sen Almanya'dan da biliyorsun. Kerem'e ben biraz ofansif bir oyuncu hocam. Yok. Mahmut hocam diyor ki biraz daha savunmada Torreira'ya yardımcı olacak diyor. O yapar. Üçü olursa üçlü bir şeyi var. Yani nasıl üçlü oynatacaksın? Üçlü dediğin. Saray'ı mı önde Kerem oynatacaksınız? Saray'ı önde mi? Fark etmez ya bak üçünü koy. Fark etmez çok fark eder. Ya değişerek hocam, oyunlarlar. Şimdi Szymanski'nin oyunuyla Sara'nın oyunu bir değil. Çünkü Szymanski orada çerçeveyi ve çabuk oynaması. Hocam Kerem her tarafa gidip değil. Geliyor hocam. Gole gidiyor. Kim? Kerem Demirbay hocam ya. Savunmadan kaç tane gol çıkarttığını biliyorum bak, ben. Sevgili hocam bir şey söyleyeyim. Kerem'in esas ana noktası Mertens'in oyunu diğer. Esas mevki tamam, orası. İşte koyduk. Biz onu geldikten sonra Türkiye'ye geldikten sonra biz onu bu taraftaki burada adam bulamayınca onun oyun perspektifi geniş olduğu için, ayağı da iyi olduğu için, oyun aklı da buradan Torreira'nın yerinden oyun kuracak. Başarılı oldu mu oldu ama esas onun yeri burası şu anda Mertens. Hocam önünde. Ne goller atıyor, şut atıyor. Hocam bir şey söyleyeyim, Torreira'yı çıkarttığı zaman Kerem Demir Bey bir de stopere koyuyor hoca. Yani orada oyunu oynuyor son dakikalar falan. 2010. Zaman dikkat et. 2010. Kerem'i böyle seni takip ettiğim gibi takip ediyorum. Yani Kerem'i ben çok iyi biliyorum. Onun için anlatıyorum. İşte bana yazık ya. Bana çok üzülüyorum ben. Ya. Ben olsam şeyi almazdım vallahi. Ne o? Gabriel Sağ'ı almazdım arkadaş. Ya Kerem da var. Kendine göre başka düşünceleri var neyse. Tabii. Hocam şeyi de çok tutuyorum ya. Berkan ya. Kim? Hocam en çok diri ya. Çok üstüne evet. Koydu Berkan. Çok mesela Okan Buruk bu tarz maçlarda böyle sürprizler yapmasıyla da aslında meşhur oldu diyebiliriz derbilerde. İlginç tercihler yaptı bugüne kadar. Mesela bu derbide de böyle bir karar bekler misiniz Okan? Berkan olursa bir anda şaşırm. Berkan hamlesi Berkan gibi mesela. Berkan orta sahada olursa Torreira'nın yanında şaşırmam. Şaşırmam. Biraz daha orayı savunmasını evet, kuvvetlendirmek ama orada da adına. İşte nasıl kullanacaksın? Sarayı mı önde kullanacaksın yoksa? Mertens'i ve Saray'ı keseceğini tahmin Saray'ı önde mesela kullanırsa. Mesela Mertens'i kesip Saray'ı önde kullanamaz işte ben de onu geleceğim. Salah'ı, Barış Alper kanatları. Kerem'i kullanabilir orada. Ya esas yeri de orası diyor hoca. Kerem ya çok akıllı adam. Yani. Kerem iyi topçu tabii ya, akıllı oyuncu. Koy oraya Mertens'in yerine hani daha dirençli istiyorsan ama Mertens de futbolcu. Mertens arkadaş. Yani nasıl keseceksin adamı bilmiyorum ama daha dirençli. Mertens'le konuşayım. Kerem bak Kerem Torreira, Gabriel Sara Fenerbahçe'nin orta sahasında denk olur o zaman. Öbür türlü hocanın kafa dediği gibi. Kerem, Torreira, Sara. Evet, öbür türlü biraz Mertens'le biraz daha eksik kalır. Yani şöyle söyleyeyim, birisi 10'sa birisi Kerem, de 8 olur. Kerem, Torreira, Sara mı hocam? Berkan, Torreira, Sara mı? Kerem. Şöyle, Berkan da orta sahada şöyle Kerem. Ağırlık basabilirsin. Sara ile Kerem de ikisi de dönerle oynayabilir. Çünkü evet. İki tane... Futbol akılları iyi olan iki tane sol ayakları var ama öbürleri daha çabuk. Şimdi Fenerbahçeliler çok çabuk.
orta sahada. Çok hızlı oyuncular. Freight hızlı, İsmail hızlı ve çabuk düşünüyorlar. Zmanski'yi zaten biliyoruz, direkt giden. Yani burada şeysiz oyunda, Torreira'sız oyunda oyun aklı senin kim olur? İşte ikisinden birisi olacak o vakit. Yani orta saha biraz denklemleri alt üst ediyor ama öbür tarafta bakarsan... Oralar orta saha evet, belirleyici olacak zaten sizin. Öyle. Bak bu maç orada. Öbür türlü hemen hemen aynı denklemlerdeler. Stoperler aynı. Kaleci tek sahada. Kaleci tek keşke. Kaleci zaten hiç konuşmuyoruz oraya. Yani, ama Livakovic de iyi başladı hocam. İyi başladı mı şimdi? Livakovic mi, Mustera mı? Genel baktığımızda tabii yani ki Mustera ama onun için konuşmuyorum bu sezon özellikle. Kalecileri bir tarafa bırakalım. Ama orta sahalar, bekler, şey orta saha stoperler, bekler, ön taraflar ama orta saha işte dengeyi orası kuracak. Hocam şeyle oyun dengesi sol bekler orası. Eşit herhalde oldu şimdi değil mi? Yani yok şey bak ya. Jakob Osterwold'un hücumuyla Jakobs'un hücumu aynı gibi ya, sanki. Jakob defansta yani i̇şte, Osterwold'e gibi. Osterwold'e. Onun için oralarda denkleştiler. Ama orada Ferdi olsaydı veya çok hücuma gider. Mesela şeyi de şöyle düşünürüz. Birisi olsaydı. Şimdi Barış'la Osterwold'in kavgasını izleyeceğiz. O gidip geldiler. Sahada oynarsa eğer Barış. Evet. Öbür tarafta da Maximen'le Kaan'ı izleyeceğiz. Ki büyük olasılıkla Kaan oynayacak sağ bekte. Yani sağ bekten vazgeçmez. Büyük olasılıkta burada açıkları kapatmalı ama orta saha esas en önemli noktası orta saha. Yani iki tarafında stoperler hemen hemen aynı hataları yapıyorlar. Bazı kendilerine çok güveniyorlar çıkışlarda hatalar ama bu sefer... Hocam yine ama Sanchez var hocam. Hocam orta sahalarda sizce kim ağır basıyor? İşte böyle yaparsan denk gelir. Bizim söylediğimiz gibi yani... Denk mi sizce orta? Kerem. Eğer Kerem, Torreira, Kerem, Demirbay şey aman... Sara oynarsa... Hemen hemen denk gelir. Yani şey hemen daha hemen hızlı olur, daha çabuk olur. Fenerbahçe daha çabuk fark olur. Fark ama burada topu da tutma açısından, olur. Topu tutma ve yönlendirme açısından Galatasaray hemen eşitliği sağlamış olur. Mertens'le oynarsan oyuncu aklı çok farklı olur ama iki kişiye kalırsın orta sahada. Savunma şey güvenli olmaz yani. Denge şey olmaz, dengeli olmaz. Ama işte hoca bakacak yani ne yapayım ben, ne edeyim. Yani ben olsam Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Torreira ile çıkarım. Öyle şey da. Salay mıydı? Salay'dı değil mi ismi? Evet. O bir sürpriz yapabilir diye düşünüyorum hoca. Şu, bak farklı bir oyuncu. Ama hocam ileride kim oynatacak bak, o zaman? Farklı bir oyuncu hocam. Belki bir yerde bir kesebilir onu. Yok, kimi oynatacak? Osimhen'in arkasında düşünebilir. Bak tekrar söylüyorum çok. Hocam o zaman sağ önde kim oynayacak? Bir tarafta Barış oynayacak. Barış sol önde. Solda Salay'ı da oynatabilir. Birisi hocam kesin. Ortada oynatırsa işte. O zaman orada adam yok. Onun için dedim ben. Yine onu kenarda oynadım. Barış belki. Yunus'u belki bilmiyorum Yunus'u tahmin eder. Tahmin etmiyorum hocam. Ben Yunus'u bu maçta kullanacağım. Sanki hocam kanatta Salah'ı Barış Alper kanadını bence görebiliriz. Olabilir bence. Yani ben Salah'ı oynayacağını düşünüyorum. Bence %99 öyle oynar. Öyle oynar. Eğer yani ben yenilmeyeceğim diyorsa. Gidişata göre de kanatları değişebilirler. Çünkü ikisi de oyun esasında değişiyorlar. Salah bak dışarıda oynarken içeri de çok iyi katkısı var. İçeri de giren bir oyuncu. Yani diyelim ki sağ taraf iş yapmıyor rakibin. Boşu boşuna oralarda durmuyor. Hemen oyunun aksiyon yeri neresiyse kendisini itmeden oraya. Çok akıllı bir oyuncu ya bak tekrar söylüyorum. Belki gösterişsiz bir oyuncu olarak gelecek. Fakat çok akıllı bir oyuncu aldılar. Takım oyuncusu aldılar. Ya önemli olan zaten takım oyuncusu. Bak biz şimdi fert konuşuyoruz. Bunların hepsini toparlayıp bir takım oyunu meydana çıkıyor mu? İşte bak sen takımsın. Öbür türlü takım oyununu oynamadığın zaman tek... Kişileri konuşuyoruz biz. Ha bu böyle yapar mı? Ama takım oyunu ağır basan her zaman öndedir. Ama mesela şu ana kadar Fenerbahçe'de çok net takım oyunu şudur diyebileceğimiz bir oyun ama hocanın, göremedik. Bak şimdi hocanın oyunu gördüğümüz oyun şöyle. Böyle paldır küldür önde bir basayım çıkayım falan o şekilde değil. Hocanın zaten genelinde hep öyledir. O daha çok oturaklı ve itmelerini çok iyi yapan bir takım getir. Sana fazla pozisyon verdirmeyecek bir takım kurar. Hı hı. Ve hep öyledir onun. Yani ve onu da yavaş yavaş kurmaya başlıyor. Yani 2-0 maçı almış adam ben gideyim lambur lumbur gireyim yok. Yani pozisyon vermemeye bakıyor rakibe. En büyük özelliği odur zaten onun. Ha belki bizler şey duracak. Ya işte önde basalım edelim şudur. Ya futbol öyle bir şey değil ya. Futbol sen alanlarını kapatıp fazla pozisyon vermemektir. Ondan sonra pozisyon üretmektir. İşte biraz evvel başlarken yayınladım. Keşke izleseler de nasıl oynandığını görseler. Ders çıkartmak lazım. Ya, hocam bir de ne geliyor aklıma biliyor musun? Şimdi Osimhen gibi bir adam var. Ben orada Mertens'i oynatayım da golü daha çabuk. Olabilir. Çünkü
O rakibi, yani herkes beğeniyor da, ben Fenerbahçe'nin savunmasında şimdi ben Çağlar'ı tutuyorum, öbürü kim oynarsa oynasın orada bir eksiklik var yani. Ya, bana Çağlar belki... Ciku mu, Çağlar Beka mı sizce hocam? Hiçbiri. O zaman sorayım. Ama birini seçmek zorundasınız. Şimdi... Ciku yok mu? Yok. Şeyde, Çağlar'la Osterwold'u oynatırım ben. Ama o zaman bekte sıkıntı olacak işte. Bekle niye? Yeni gelen adamı sol bek oynat. Ne var? Oynamaz ya. Daha da Lincoln oynardım. Vardı. Biliyor musun Lincoln? Evet. Ya adamı hocam, sol adam bek oynamadı ya. Müthiş. Oynasın abi. Öğrensin. Oynasın diyordu güzel. Şimdi yakacak Fenerbahçe. Keselim mi? Sol bek. O Lincoln nasıl oynadı ya? Kaç tane maç. Bak helal olsun. Kızıyorduk muzuyorduk ama. Yesus. Yesus'a. Sol bek müthiş oynadı. Hele giderken ne oynadı biliyor musun? Aman Allah'ım ya. Bir adamı nasıl gönderdiler hala hafızam almıyor. Aklım almıyor. Yani orada herhalde Beka şimdi şey olabilir mi ama mesela? Ciku'yu Ciku, daha çok tutuyor biraz gibi daha sanki. Ciku, biraz, biraz daha Ciku. Ciku'yu daha çok tutuyor. Yok şimdi ya şöyle... Beka'yı oynatmaya başladı bir ara. Son o maçta sakat o sakattı ama hocam. Ciku. Öyle mi? Evet. Şimdi zorunluluktan oynattı o da fena oynamadı. Neden tutuyor biliyor musun? İkisi de süratli oyuncu, çabuk oyuncu. Seviyor çabuk oyuncuları. Evet. Mesela Beka çabuk oyuncu değil ama pozisyonlarda öbürlerine zaten. Şimdi ikisi de hamle yaptılar, yapmadılar. Çok sert oyuncular. Dikkat et öyle girerken de pozisyon bu kadar uzaklıkta bu adama girmeye çalışıyor. Onların da bu ikisinin de bu şeyi var. Falsoları var. Bak mesela şey öyle değil. Sanchez öyle değil. Hocam, nerede Sanchez, nasıl basacağını çok iyi biliyor. Sanchez var ya. Yani. Sanchez'in gelişi o, savunmayı bir anda toparladı Galatasaray'da. Şey, ya Ciku biraz daha heyecanlı. O Trabzon maçında gitti penaltı yaptı. Kim? Geçen sene. Ciku. Gitti buradaki topa vurdu. Penaltı yaptı. Evet. Bir de kırmızı kart vardı. Hakem bir kıyak yaptı. Biraz evvel söyledim yani. Bunların ikisi de Çağlar da Ciku da çok agresif oyuncular. Ve o mesafeyi tanımamaksızın adamlara basmaya kalkıyor. Halbuki adam topa hakimse ne basıyorsun? Alanında kalırsın. Ya. Girmezsin. Bak Sanchez öyle işte. Sezgisi çok iyi. Hocam Sanchez var ya. Zaten stoperler budur. Ya önce daha önce basacaksın. Çok yakın olacaksın. Yakın değilsen bekleyeceksin adam yani. Seni geçmeye düşecek. Ve arkadaşın da gelir. Alanlar kapatılır. Bunların en büyük sıkıntısı bak. Bekao'da o yok. Bekao biliyor kendini. Nerede ne zaman gidecek? Sanki zaten hiç anlatmaya hocam, gerek. Ben ne bak Savic de öyledir. Savic de öyledir. Benden fazla yaşayacak ya. Adam... Ben senden ufak mı hocam? Hocam neyse. Ben Allah seni gömerim diye düşündüm ama hani gitti şimdi belli oldu. Şimdi bak Savic diyecektim ya. Bir şey söyleyeyim mi? Nasıl bir adam o ya? Allah Allah. Hayır boşuna değil. 9 sene Atletico Madrid'de top oynuyor adam. 9 sene. Ya nasıl ısırıyor? Adam şeyi bizde öyle de ısırıyor. De, var ya adamı döndürmüyor. Şeye falan nasıl ya nasıl top oynadı? Şeyler de iyi. Beşiktaş'ındakiler de iyi. İkisi de. O, bir şey söyleyeyim mi? O adamı dövdüler ya. Onlar o şeyi Trabzon'un santroforunu. Gerçi adam yalnız kaldı sana, ama. Sadece bir şey söyleyeyim mi? O da Trabzon'un santroforu da izleyeceğiz. Bak, o tamam da. O da aynı Osimhen gibi ısıran bir santrofor. Şey söyleyeyim de. Dayak yedi yani. Nasıl yürüyorlar ya? O en büyük özellikler o zaten. Ya oradakiler de öyle. Bam güm. Hele o yeni gelen var ya. Felix. Felix mi? Felix Augsburg'dan. Ya nasıl bir adam? Bam güm adama var ya. Sevgili hocam. Bayılttı yani. Güvenç şey hocam kolay kolay savunmacı beğenmez. Neden? Bak, ama yani, hocam neden biliyor musun? Augsburg'da hep müdafaa yaptı. Müdafaanın nasıl yapılacağını biliyor. Çünkü bir sezonda minimum 50 gol yiyen bir takım Augsburg. Kafalarda oynayan ama ne var? Hep atak yiyorsun. Hep at. Onun için hocam, stoperler çok iyidir. Çok oynuyor adam. Efendim? Ben benim gördüğümü söylüyorum. Ya diyorum ki o adam çok yorgun. Adamı bitirdiler zaten. Tek başına kaldı adam. Ya dedim ki yattığı yeri bilmez dedim o sandviç var ya değil mi? Hocam, yani öyle bir nasıl şimdi bak sen öyle diyorsun. Kongo var ya. Şeyle Masaki ile beraber oynuyor. Aynı milli öyle takım önce. Kongo'da. İşte, artı Braga'da geçen sezon 23 mü 28 mi ne maçı var. Portekiz'de. Bilmiyorum. Yani o da kemik gibi bir oyuncu. Eğer şimdi sen onu çalıştırırsan... Niye bunları söyledim sence? Ne? Fenerbahçe. Ben de onu merak ediyorum hocam biliyorsunuz. Yani, inanın Fenerbahçe ben bunu Fenerbahçe niye bunları almadı diye düşünüyorum yani. Niye Fenerbahçe? Ama istemedi ki Mourinho savunmacı. Ya, Çağlar'ı alın dedi. Çağlar alındı daha sadece. Daha evvelden yani alırken hiç olmasa bu tip adamları değil mi? Ama sesleydi. Demek ki beğeniyor hocam onları. Mourinho ve ne beğeniyor? Elinde saatli bomba. Elinde bombayla geldi. Ama istese aldırırdı hocam. İstese aldırırdı. Ben olsam zaten ben dedim Fenerbahçe'ye bir sol bek bir stoper aldırırım. Veya
Sol bek alırsan şeyi oraya Osterwolde. Osterwolde var ya, pozisyon almasını bilse var ya. Bu Savic'den şeyden falan bir ders alsa ne o Sanchez'den. O zaman savunmada siz Galatasaray savunmasını bir adım önde mi görüyorsunuz derbide? Evet. Şey oyun kurgusu Sanchez'den dolayı doğru. Sanchez. Evet. Sanchez orada. Ama onun da artık. Onun da arada sırada o kadar çok kendine güveni var ki, o kadar çok güveni var ki bazı hiç ummayacağın yerde yapıyor. Ama şeyde yapmıyordu bak, kendi milli takımda yapmıyor. Hocam orada, ne top oynadı ya o, milli takımda. Onu izledim evet. Ben. Adam var ya. Dedim ki herhalde bu gelmez herhalde Türkiye'ye, bir de oradan zaten bir tarafa kayar diye. Değil mi? Evet. Geldi zaten adamı da gözle yedik. Son maçta, milli maçta çağırmadılar, gelmedi. Zaten gerek yoktu, sakatlığı da vardı. Şey grup maçları var ya şampiyon, zaten garantilediler, yendiler şey ikinci sıradılar mı ya, puanları eşit mi Arjantin'le, yendiler Arjantin'i. Hadi ya. Son maçta tabii onlar 8 takım 6 takımına çıkıyor dünya şampiyonasına. Yani bazı eşit yerler var, bazı da fire verilecek yerler var ama onları işte çok ilme. Mesela sol bek diyor hoca. Örnek Samuel iyiyse Mert'i de atarsın oraya. Mert o sayı iyi değil galiba. Değil yani değil, olsa değil, diyorum değil. Atarsın Mert'i evet. Oynarsın. Hocam, Mert sol bek. Yok anlamadın. Yani, Osterwolde hiç. Yani, hocam ha. Adam oynuyor bak, oynamıyor değil. Şu anda biz Fenerbahçe'nin kendi düşüncesi hoca daha çok defansif kurgusunu çok önde tutan bir hoca. Ve o şey seni şeyi düşürüyor o tuzaklara. Emin ol. Yani basmayacak zannediyorsun, bir açılıyorsun, bir basıyorlar sana, geçmiş olsun. Hocam ama burası Fenerbahçe. Bu şey gibi değil ki. O adam iyi takımlarda. Orada şimdi üçlü oynarsan bilmem ne. Adamlar cıva gibi adamlar var. Hızlı, süratli ama bizim ligde herkes Fenerbahçe'den biraz korksun. Yani şimdi buradaki şeyi konumu başka. Orada savunmayı öne tutmak mecburiyetinde. Müthiş adamlar var. Ama burada öyle değil ki. Burada Fenerbahçe'sin sen ya. Onlar tedbir sana alsın. Değişebilir biraz buraları yani, da. Yani burada onu da göz ardı et. Maça göre, etmesin. Maçlara göre değişebilir. Çünkü ama işte hoca belki derbi maçlarında bu şey yapabilir o zaman. Aynı felsefeyle başarılı olabilir. Şöyle hoca tabii burasını fazla sezmediği için, bilmediği için takımları da tanımıyor. Şimdi Okan Hoca'yı kim ne anlatacaksın? Dediğim ya Antep maçında düdük çaldı. Oho maçın nereye gideceği belli oldu. Daha kafadan belli oldu. Ama şimdi hoca için onu diyemezsin. O bilme takımlar nasıl oynuyor, nasıl ediyor, nerede ne hareket. Ama hocam orada dersin çalışıyordur ama hocam. Zaman, hocam. Ne kadar konuşsan bile sahadaki sahaya çıktığı zaman çok farklı oluyor. Gene sen, gene top şey, saz hep senin elinde. Rakiplere fazla paya vermiyor. Belli bir dönem. Diyor ki ben bunu alayım burada. Ondan sonra ben bildiğim o klasik oyunumu kapatayım. Rakibi o tuzaklara düşüreyim. Düşürüyor mu? Düşürüyor. Yani şey, zevkli bir maç olur mu hocam? Olmaz diye düşünüyorum. Olmaz mı? Tedbirli oynarlar. Vallahi hocam ne yalan söyleyeyim, ben de biraz sizin gibi düşünüyorum. Vallahi son yıllarda hep öyle oluyor. Ya çok ama gollü geçer, çok yıldız isimler var, çok güçlü ayaklar var diyoruz hocam. Ondan sonra işte Güven Çocuğun söylediği gibi bir bakıyoruz 40 dakika sahada kalmış top. Ya şimdi ben kim olursa olsun yani ya buradan Mourinho veya böyle bak şimdi ben Mourinho bir şeyde kızdım biliyor musun? Niye kızdım biliyor musun? Mourinho'nun kimseye ihtiyacı yok ya. Dönüyor türbüne bilmem ne. Bırakmıştır kardeşim. Ama Mourinho tam olarak böyle biri hocam. Ama yok ya gerek yok. Bak bir şey söyleyeyim mi? Yani şu ama bak. O biraz oradan besleniyor, motive ama oluyor hocam. Bak ya, taraftardan etkilenirsen yanlış yaparsın. Etkilenmez taraftar. Ne etkilenecek hocam? Etkilenmiyor da onun hocam. Bir karşılıklı bir etkilenir yani. Karakteri öyle olur hocam. Ya. Adamı zorla kesiyorlar. Zorla oynattırmıyorlar. Medya, taraftar bir yuvalıyor bir bilmem ne. Şu var. Etkilenmese futbol, Kurniç'le ilgili söylüyorum. Kurniç'i tutuyordu, oynatırdı ama taraftarın etkisinden Kurniç'in performansı düştüğü için, tamam mı? Oynatmadı. Siz beğeniyor muydunuz Kurniç'i? Ya oynayamadı ki adam. Hocam daha ne oynayacak? Çok fazla fırsat buldu. Hayır, istediği gibi oynayamadı. Baskı var. Adam baskı yedikçe. Ya adam Milan'da oynamış hocam. Ne baskısı olacak ya Milan ya. Hocam Milan'da oynayan adamı burada yerden yere vurdular ya hocam. İşte ne diyorsun? Oynayamadı ama hocam. Yok oynayamadı diye şey yok ya. Öyle bir algı yarattılar ki adamı. Adam da okuyor ediyor bakıyor. Tamam mı? Ve ondan sonra istediği performansı gösteremiyor. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Amrabat'ı aldılar. Sen biraz daha başa girince Amrabat'tan bahsettin. Amrabat bir kere en zirvesi dünya şampiyonasıydı. Mükemmel top oynadı. Hakikaten mükemmel top hocam, ilk dörde giren takım ya. Bak ondan sonra Fiorentina'da çok iyi top oynadı.
Onun için Manchester yaptı zaten. Ama orada o Manchester'ın o takımı öyle bir sakatlıklar falan yaşadılar. Onun o oyun bilgisinden işte burada oynatalım, şurada oynatalım, burada oynatalım. Bir de Casemiro da gitti orta sahada. Herkes gitti. Darmadağın oldu. Sol bek oynattılar. Tam fiyasko çıktı. Ya yani. Stoper bile oynadı. Hocam biraz futbolcu öğüten bir kulüp haline geldi. Yani iyi gidiyorsunuz, kötü çıkıyorsunuz. Şimdi şöyle. Ben de bizim Amrabat'ı bizim Türk futbol yapısı, kafa yapısına göre belki uygun görülmeyebilir. Fakat adam çok iyi bir pozisyon oyuncusu. Toplarıcı. Mesela El Musati de pozisyon oyuncusu. Beğenme bak şimdi onun aman yerine kim geldi? João Mario. Hı hı. Mükemmel bir oyuncu. Hocam João Mario çabuk adam ya. Mükemmel bir oyuncu. O son bak, dakikalarda o geçti zaten. Hocam mükemmel bir oyuncu. Zaten oranın işte, yeri orası. Şimdi, o zaman El Musati'ye şey güle güle. Ne derler? Amrabat'ta mesela Fred olmadığı zaman Amrabat zaten onun için çoğunlukla düşünüldü. İsmail yapar. Şöyle oynayabilir. Amrabat, İsmail, Fred oynayabilir. Szymański'yi dışarı atabilir. Yok yani, hocam. Şimdi şu bir dakika hocam. Fenerbahçe'nin elinde o kadar çok dönerle oynayabilecek bir oyuncu potansiyeli var ki. İrfan bile on numara diyoruz ya biz. Peki. Orada oynayabilir. Bu varyasyonları devreye konuşalım. Gideriz. Bu araya varyasyonları spor konuşalım bir sonraki saat başından itibaren. Bu saati tamamlayacağız. Taraftarların derbiyle ilgili tahminleriyle değerli izleyenler saat başında yeniden görüşmek üzere. Spor Ajansı'nda 3. ve son saatteyiz değerli izleyenler. Derbiyi konuşmaya devam ediyoruz. Araya gitmeden önce Mahmut Hocam, Fenerbahçe'deki orta saha alternatiflerinden ve aslında Jose Mourinho'nun elinde ne kadar farklı varyasyonlar yapma imkanı olduğundan bahsetmişti. Buyurun buradan devam edelim hocam. Hem forvet hem santrofor. 3 tane santrofor var. Artı evet. Açıkları fazla, orta sahası fazla. Hepsi oynayabilecek kapasitede. Yani bir bakıyorsun İrfan diye bir farklı bir oyuncu var elinizde. Öbür tarafta Tadic sağa koy oynuyor, sola koy oynuyor, 10 numara pozisyonu koy oynuyor. Santrafor bile oynadı Ajax'ta. O kadar çok ön taraf o kadar çok fazla ki Fenerbahçe'nin. Hocam Cengiz'i unuttuk. Hocam unuttuğumuz kim var biliyor musun? Kim? Alanyaspor'dan gelen çocuk var. Ha çocuk var. Oğuz Aydın. Şu anda Galatasaray'da oynasa direkt olsa oynayacak. Evet. Onu unuttu. Bak konuşamıyoruz bile biliyor musun adamı? Bak şimdi mesela Avrupa'ya yazılmadı zaten. Ya ama işte kaç kişi nasıl ne yapacak? O var şimdi ha? Şey geldi. Kostić geldi bak. Tekrar söylüyorum. Kostić çok farklı bir oyuncu. Çok iyi bir yani açık oyuncusu. Eğer oynarsa sadece asistlerinden minimumdan bahsediyor. 8 kesin asist yapar dışarıdan ortalarına. Ki tam beslenecek oyuncular var orada. Cenk de aynı şekilde, El Nesri de aynı şekilde, Ceko da aynı şekilde. Ve hiç beklemez öyle hemen. Anında tam hani Avrupalılar giderken o tarzda çok iyi bir sol ayağı var. Şöyle bir bak ne kadar kreatif bir olay. Orta sahada istediğin gibi oynar. İşte söyledim ya, Amrabat oynarsın, İsmail oynarsın, ne bileyim Fred yaparsın. İsimleri değiştir. Hepsi oynayabilecek evet. Kapasitede. O kadar çok fazla değişkenle oynayabilecek. Sıkıntısı hocanın belki işte Mustafa burayı da fazla sokmak istemiyor. Onun için oyun tarzları o şekilde. Hani biraz evvel ilk bölümde hoca dedi ya işte Fenerbahçe şöyle dedi. Adam bakmıyor ona. Adamın bir oyun prensi var. Chelsea'de aynı oynadı. Gitti Roma'da da aynı Allah oynadı. Abi. Inter'de de aynı Madrid'le oynadı. Bile. Adamın abi Porto'da aynı oynadı. Ya bir oyun klasiği var. Ve oyun içinde de mesela bir bakmışsın hocam. Hiç anlamazsın. Pat üçlüye dönüvermiş. Hemen değiştirebiliyor. Onu aşılıyor. İşler istendiği gibi gitmediği zaman mesela üçlüye dönüp Osterwold'deydi hocam belki savunmaya çekip işte o zaman Kostić'in durumunu tabii bilmiyorum ama. Şöyle yapar. Kostić'i zaten gelme oynadı oynama değil. O da üçlü oynadı. Üçlü oynamasını biliyor ama. Zaten üçlünün içine alınmış şimdi bir şöyle, oyuncu değil mi? Üçlü oynamasını biliyor ama orta çizginin bu tarafına gelen bir oyuncu değil. Onu hep öbür tarafta kullanın. Üçlünün ehemmiyeti nedir zaten? Senin buradaki oyuncun çok ofansif olması, stoperlerin evet. kapatması evet. veyahut da içtendir. Yani buradaki adam gidip gelmeden ziyade oraları kapatıyorlar. Onların belli bir bölüme kadardır tutmaları. Yani şimdi üçlü oynamayı çok iyi analiz etmek lazım. Biz diyemeyiz ki hocam hani derler ya üçlü oynayalım. Hadi güzel hadi gel otur burada sofrada yemek yiyelim. Niye güldün bilmiyorsun şimdi. Niye? Göztepe maçına geleceğim de. Kime? Göztepe maçına. Bak şimdi. Şimdi bir çok seneler evvel Ordu evine gittik. Böyle gece falan filan işte. Ordu evinde. Biri çıktı. İşte birisi
çıktı. Şiir okuyacak, tamam mı? Şiirini okurken unuttu. Şimdi durdu. Bir abimiz vardı, eski futbolcu. Allah rahmet eylesin. Unuttu dedi. Ya, ben, ya bir gülme var. Ya ihtimal vermiyoruz. Şimdi nereden geldi aklıma biliyor musun? Göztepe maçında da Mourinho unuttu. Oradan geliyorlar akın akın. Şimdi kameraman arkadaş ya diyor ki bak vallahi billahi. Ağaççısı, garsonu ya ne yapıyor bu diyor. Ya arkadaş çıkar orada bir santiforun birini koy buraya. O şey geldi ya. Allah'ım ya Allah rahmet eylesin. Mourinho neyi unuttu hocam? Mourinho neyi unuttu? Hayat değişti. Antrenörü unuttu herhalde o an için. Değişmeyi de kapatmayı unuttu demek ya, işte. Var ya. Ya çok güldüm ya. Yani şimdi ben de şimdi Mourinho unutur mu? Şimdi adam kendi şiiri ama beni kendi yazdı. Kendi yazdığı şiiri tabii, unuttu. Tabii. O bir şiiri unutabilir. Kendi yazdığı şiiri. Hocam ne örnek verdi ya zannettin. Ben de ihtimal vermiyorum. Ya, olur mu dedim. Ya herhalde yutkunacak. Durdum. Ya nasıl gülmeyeyim. Şimdi, Mourinho da kendi takımını unuttu adam. Şeye başladılar ya bizde. Şimdi Osimhen geldi. Icardi geldi. İşte üçlü oynar mı? Üçlü oynar. Bu takım şöyle. Abi üçlünün herkes öyle zannediyor ki. Ha geç oyna. O kadar çok kolay basit konuşuyor. Bak yarın öbür gün bu dizilişler hep konuşulacak. Daha yazılmaya başlanacak. Yok. Ha, şimdi şöyle deniliyor. Ya işte bu takım üçlü oynamaz. Veyahut da üçlü oynar. Veyahut da şu oynama. Değişebiliyorsun abi. Bak Galatasaray ne güzel ikili oynadı. Ama Antep'e karşı oynadın. 2-4. Oynuyorsun. Bütün dizilişler oynanır. Oynanmaz diye bir şey yok. Bunu onun için diyorum. Mourinho bunu yapan ve hep bize sunmuştur. Yani Avrupa'daki takımlarda, oyunda takımlarda bunları yapmıştır. Oyun içinde de değişiklikleri yaşayabiliriz. Yani söyleyecek bir şey yok. İdeal bir kadrosu var elinde. Buradan en iyisini çıkaracak, edecek. Mesela Kostić tam sağlam geldiği zaman Maksimini nerede kullanır? Maksimini sahaya çeker mi? Hocam. Ya da alternatifli mi kullanacak kulübede, ya nerede kullanacak? Kulübede olur. Oraya olursa 3-5 yani oynarsa. Evet, aynı çift dönerse, dönmese bile bak dönmese hocam. Bak şimdi Kostić bütün hepsini oynayan bir oyuncu. Hocam hepsini oynayan bir oyuncu. Bütün dizilişler ne varsa hepsini oynayan bir oyuncu. Orada bir sıkıntısı yok. Dörtlü de oynayabiliyor. İşte sekizde ne oynuyorsa. Derken hocam tam izah et. İlerideki üçlü de oynuyor değil mi? Yani geri dörtlü sol de oynamıyor. Sol açık olarak. Ha. Tabii. Tabii. Sol, yani hocam bak. Sol, şöyle söyleyeyim. Evet, daha net anlaşılacak şekilde. Klasik sol açık. Anladım. Tam klasik bir sol açık. Ve bizim takımlarımızın ihtiyacı olan böyle santraforların varken. Hocam o Maksim ne iş yapıyor? Maksim de yırtıcı gidiyor öyle. Yani o da sol açık. Şimdi ya vallahi alternatifli olarak değerlendirecek demek. Ama şey de var, Tadic de var mesela, İrfan Tadic var. Tadic sağda oynuyor zaten. Hayır, anlamadın. Biz var. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bir üçlü yaptım Fenerbahçe'ye kafama göre. Hı hı. Çağlar, Söyüncü, tamam mı? İsmail. Bak şimdi geri dörtlüyü söylüyorum. Üçlüyü sayıyorum ha, stoper. Stoperi. Solda da Osterwolde. Ya dediler ya bu ne olacak İsmail? Ya kardeşim onlar durmuyor ki. Bunlar yayın öbür tarafında. Rakip yayının oraya kadar gidiyor. Sol bek gibi gidiyor. Soldaki stoper. Sağdaki stoper sağ açık gibi gidiyor. Veya sağ orta saha gibi diyor. Ortadaki ortaya basıyor. Yani zannediyorken ya İsmail oraya koydum ya. Bunlar ne olacak? Ya kardeşim orada durmayacak ki bu. Şimdi o kelini geliyor aklıma. Açayım oraya. Senin anlatmak istediğin İsmail'i orada kullanman altıncı bir orta saha olarak kullanıyorsun. Bravo hocam. Bak. Öbürü de öne kayıyor. Yani hocam, oynattığımız yani, için bunları çok iyi biliyoruz. Yani çok işte ben olsam öyle yaparım yani. Bir kişi daha fazla oynatırım. Rahmetli Derval onu çok yapardı Alman milli takımında. Hocam bize de rahmetli deyince olmadı şimdi. Aynı şey söyledik. Sanki böyle çağ dışı kalmış ya bir Allah, sistemmiş. Milattan hocam önce. Öyle bir söylüyorsun. Ama yok bir şey söyleyeyim. Hayır ya çok güzel bir şey. Öyle. Bak şey geçen sene adını söyle ne Guardiola. Tek stoperle oynadı şeye kadar, finale kadar. Vallahi hocam o Manchester City işte yani. Fark etmiyor ama onu cesaretle öne sürdü. Yani önüne bir tane daha adam fazla oynattı. Bunlar çok önemli. Ya şimdi antrenörlük ne biliyor musun? Şimdi bu bizim zamanımızda var ya, diyetisyen bizdik, kondisyoner bizdik, taktik bizdik, öyle. Yönetici bizdik falan filan. Şimdi öyle değil. Şimdi antrenör sırf saha içinde kafayı çalıştıracak, ne yaparım ne ederim diye. Öbür şeylerini zaten uzmanlar yapıyor. Şimdi Guardiola'da kafası çalışan birisi zaten belli, tamam mı? Bugün ne yaptı ben onu bir kişi daha ama birebir de nasıl adamı tutacağını da öğretmiş.
Şimdi hep söylüyorum 74 Dünya Kupası. Ya izleyiciler onu girsin. İkinci yarı Beckenbauer iki kişiye karşı kılıyor tek başına. Ondan bir pozisyon evvel de gene iki kişiler, neyse biri orta saha vardı meşhur. O topu nasıl kaptılar? Kendi kalelerine doğru koşuyorlar. Beckenbauer ikiye bir kaldı ya. Bizde olsa var ya, zaten Dünya Kupası'nı aldılar, yemiştik golü. Koşuyor, kafayı çeviriyor sırf. Kendi kalesine koşuyor, bir sağa bir sola bakıyor adamlar böyle yapsın diye. Müthiş bir pozisyon alma, müthiş yani. Hollanda maçımızı hatırlıyorsun. Evet, 74 final, bak. Final. İkinci yarı, hatta bir free kick atıyor. Yani ondan sonraki iki tane pozisyon var, tamam mı? Onu seyretsin herkes. Yani futbolu da bilecek. Yani işte şey yaparken öyle, City'de hoca yaparken Guardiola bunu da öğretmiş yani. Birebir de o Kelini denen adam ya yayın öbür tarafına geçti final maçında. Ya orada duruyor, ağırdı bir adam. Ama pozisyon olması var ya, hayran kaldım. Ama o İspanyol orta saha falan onlar manyak yani, bir topçular yani, hocam. Onlar yani, onlar dünde oynadı mesela işte oynuyorlar. Ya. Pozisyon alma zaten onun için oraya geliyorsun. Evet. Ya işte mesela Osterwold Kelini'den ders alsın. Bak, vallahi yani pozisyon alsa geçemezler onu. Bir de çabuk süratli adam yani, tamam mı? Yani bunda pozisyon alma da önemli. Şimdi ben böyle söylediğim zaman ya İsmail orada, ya kardeşim sanki orada biz onu kazık çaktık oraya, orada duracak. Yani o üçlü oynadığın zaman stoperlerin hepsi, hocam o şey iyi oynadı, Van Hal diyor neyse. Hocam nasıl oynattı ya? Dünya Kupası'nda şeyden, daha evvelki Dünya Kupası'nda Amerika'daki galiba. Yenilmeden zaten penaltılarla elendi. Gol de yemedi herhalde. Ya araştırmalar yaptığın zaman bir sürü çıkıyor. Ama stoperler işte hepsi oyuna giriyor yani. Hepsi. Şimdi. Bak hocam, şimdi burada Fenerbahçe'nde, Galatasaray'ında tekrar söylüyorum. Bütün dizilişleri oynayabilecek kadroyu sahipler. Evet. Emin olun. Yani işler istendiği gibi gitmediği zaman dörtlü de oyna, iki, iki stoperle oyna, evet. 2-4-3-1 oyna, ne oynarsa evet. Bütün hepsini 3-4-3 oyna, hepsini oynayabilirler. 4-4-2 ne varsa dizilişte, dünya yarısında ne varsa hepsini oynayabilecek kapasitede oyunculara sahipler. Yani buradan bir şey çıkartmak, iyi bir malzeme çıkartmak hocaların elinde. Ha şöyle tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'nin daha ağır bastığı yer, daha fazla aktif, fazla oyuncuları var. Tam oraya gelmek istiyorum. Şimdi iki takımı bir teraziye koyduk hocam. Artılar, eksiler. Galatasaray'ı öne çıkaran nokta eksileri ne? Fenerbahçe'yi öne çıkaran ne? Eksileri ne? Şimdi daha ilk 5 maç izledik ligde. Evet. Şimdi genel değerlendirirsiniz. Tabii, çok güzel sorusun. Bütün taraftarlar yazacak şimdi bana var ya. Ya insanlar çok enteresan ya. Ya bir şey söylemeye gör ya. Galatasaray, ama Fenerbahçe, hocam Galatasaray'ın yapacak bir şey yok. Bize de tepki gösteriyorlar. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şey yani çok önemli insanlar var arkadaşlarım Galatasaray camiasında. Profesör var. Vahit Özmen söyleyeyim konuşmuyor benimle küstü. Diyor ki Fenerbahçe düşmanısın. Ya konuşmuyor benimle ya. O klasik o. Abi böyle bir şey hocam olur mu? Fanatiklik, eğitim, kültür ama bunların öyle, hiçbirine bu, bakmıyor. Ya, o evet, başka bir bravo şey. Bravo yani. Ya vallahi bir de. Neyse şimdi. Ya Fenerbahçeli arkadaşlarım var gene falan. Onlar da bana kızıyor falan. Hocam hepimize şey öyle. Sosyal şimdi, medyada bana gelen mesajları bir görün. Yapmaya hemen hakaret davası açalım. Karışma. Aa ver, doğru. Avukat var burada. Doğru. Tabii. Yarın 12'de şeyimi de ben alıyorum size ruhsatımı. Ver tabii hemen şeyini ne, açalım. Ruhsa, araba mı alıyorsun? Ne yapayım yok hocam? Yarın 12'de şeyim var hocam. Neyi? Baro'dan tören var. Ruhsatımı alıyorum. Gelelim. Zaten. Resmi olarak. Hocam, evet. Avukatlık belgesini alıyor. Evet. Diplomayı aldı. Evet. Tamam. Ne güzel. Hocam, tebrikler hocam. Vallahi bravo. Onlar, tamam o konuları da görelim. Ya, tamam. Yapmasınlar ya. Güzel eleştirenler de var ama yani öbür türlü hakaretle olmaz ya. Ayıp yani ya. Şimdi Galatasaray'ın evet öne çıkan tarafı. Stoperi Fenerbahçe'nin stoperlerinden iyi. İki stoperi. Her Abdülkerim geçen seneki formu olmamasına rağmen Sanchez farkı var. Evet. Sanchez. Savunmada Galatasaray öne savunma çıkıyor. Tamam. Şimdi orta sahada bir tık demin hoca da anlattı Fenerbahçe. Buna tedbir alır mı şey? Fenerbahçe öne çıkıyor. Tamam. Şimdi santiforlara gelince ya şimdi hani şu şöyle daha iyi diyeme. Osimhen o ekstra bir adam ama orada bir tane çok tecrübeli bir adam var. Tahmin ediyorum ki onu oynatın Ceko. Şeyi de var yani geri geliyor, alıyor, veriyor, asist yapıyor. Hiç olmayacak yerden gol atıyor. Yani santiforlarda hemen hemen şey denk gelir. İleride şimdi Fenerbahçe'de herhalde şey oynayacak. Sol tarafta Maximen oynayacak. Sağ tarafta Tadiç oynayacak.
Galatasaray'da da Barış Alper'le Savay'ı muhtemelen. Savay %99 oynar. Yani akıllı onlar, iş yapar öyle. Bir şey söyleyeyim. Baktığın zaman onlar da denk olur. Şöyle söyleyeyim. Maxim'in oradan yani hücuma girecek şeyin Galatasaray'ın sağ beki ki çok hücuma girer. Kaan Ayhan işte en son nerede Rize maçında gitti son dakikada kesti boş kaleye gol attırdı. Hı hı. Şimdi orada bir geri dönüşlerde bir sıkıntı olabilir Maxim'in. Ama önde de çok etkili bir adam. Yani işte görüyorsun penaltı yaptırıyor, gidiyor gol atıyor falan filan. Orada belki bir sıkıntı olabilir. Hani bekle şey arasında. Bir de böyle düşünmek lazım. Yani ileride oynayan oyuncularla onları kontrol eden beklerin tempoları. Hmm. Onların mücadeleleri çok önemli. Uyumları çok önemli olacak. Ya uyum değil, şeyleri, müdahaleleri. Anladım. Yani hem hücumda hem savunmada kim şey yapacak? Mesela benim öyle bir şeyim vardır, antrenmanım. Buradan iki tane hani sol önüne sol beki koyarım. Burada da sağ önüne sağ şeyi koyup çizgi çizerim. Orada bunların mücadelesini yaptırırım. Nasıl o savunma yapacak? En savunma için ben ağırlıklı yapıyorum. Hücumu zaten ayrı çalışıyorsun ama 2'ye 2 bu tarafa geçmek yasak. Orada 2'ye 2 yapın bakalım. Oynayın. Çünkü adamı kaçırıyorlar çoğu işte. Hani hoca dedi ya topa bakıyor. 2'ye 1 yapıyor. Dönen adamla kaçıp kaçmıyorlar. Mesela iyi futbolcular, iyi takımlara baktığınız zaman o hataları göremiyorsunuz. Göremiyorsun ya. Yani o çok önemli. Şimdi burada baktığımız zaman ya hemen hemen denk olur diye düşünüyorum. Orta sahada Fenerbahçe şeyin çıkaracağı takıma, Galatasaray'ın çıkaracağı takıma karşı bir tık daha ileride olur. Savunması, Galatasaray'ı biz şey yaptık ya, savunmada iyi ama Fenerbahçe'nin de orta sahası iyi. Bakalım ne olacak? Yani benim görüşlerim böyle. Kaleciler mesela Muslera mı, Livakovic mi diye sorarken ama kariyerleri olarak düşünmeyin hocam. Sezon başlangıcı performansı. Sezon başlangıcı da Muslera kaptan düştü çaptan. Öyle bir laf vardır. Kötü yani. Muslera kusura bakmasın. Yani ya konsantrasyonu bozulmuş ya bir şey olmuş. Ya diğeri de daha biraz daha iyi başladı. İyi başladı. Ama bu büyük maçlarda şeyler değişir. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela şeye de kızım bizim Mert Günok. Elimde büyüdü benim ya. Gidi kaleci ceza sahasının dışına çıkamaz arkadaş. Ne olursa olsun sarı kart yer. Çıktı. Çıktı 7 sarı kart. Ya böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Şimdi şey de ya Muslera da kaptan her şeyi başladı itiraz etmeye falan. Tamam mı? Şimdi ben psikolojik olarak böyle bir şey görüyorum. Bir huzursuzluk görüyorum ben onda. Hmm. Bazı ya havaya giriyor ya bir şey yapıyor. Şimdi ben de Giray Hoca'nın kulağı çınlasın. Bir tane Alisson diye bir futbolcu vardı Brezilya'da. Beni istedi ona verdim. Niye verdim biliyor musun? Şimdi bu bir Trabzon maçında bir şut attı. Frikik. Bunun hızı bilmem ne kadar Brezilya'da konu olmuş. Tamam mı? İşte bizim bir futbolcumuz Süper Lig'de. Bu da beyanat vermiş. Roberto Carlos'la arandaki tek fark bankadaki hesaplı meblağ diye. Ya var ya vallahi bak bir şaka değil. Şimdi böyle olunca tamam mı? O işte Brezilya'da falan bu havaya girdi. Ya bir şey oluyor gidiyor şey yapıyor. Hakeme itiraz ediyor onu. Başladık bu golleri yemeye. Şunu anlatıyorum yani havaya girdi. Tamam mı? Giray dedi kulağı açınlasın çok da severim. İyi de bir antrenördü. İstedi al aman hoca dedim al bu böyle. Şimdi şöyle Muslera da bunu görüyorum. Bak bunlar bir tecrübe. Hı hı. Yani bir şey var ama ne anlayamadı. Onun hızımızı yok bizimki gibi. Şeyi çok güzel söylemiş ya. Tek şey fark diyor bankadaki hesaplarımız. Peki Mahmut Hocam sizce artılar eksiler şöyle iki takımı bir teraziye koyalım. Ya, öyle şekilde konuştuk bu tabii. Çok çıkarırız da. Yani en büyük sıkıntı biz kendi ayarımızda takımlar olmadığı için çok fazla bir şey söyleyemiyoruz yani maalesef öyle. Yani o kadar çok uçurum var ki gene bu sezon da başladı. Beşiktaş'ın kadrosu da aynı şekilde. Trabzon'da geldiği zaman aynı şekilde. Bu dört takımlar gene açtılar orayı. Yani neyi nasıl konuşuyor? Dün işte seyrediyorsun Samsun maçını seyrettik. Samsun, Başakşehir. Ya abi uyusan daha iyi. Bir sonradan bir 10 dakika falan varken son 10 dakikada Samsun bir açtı ki dörtlük beşlik yapardı.
Bak dörtlük beşlik yapardı Samsun. Neler kaçırdılar neler. Abi biz baktığın zaman Başakşehir formda morunda diye Başakşehir'in bakıyorsun. Başakşehir'in oyunu da yani şey git izle Mektar takımı gibi. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir futbol yok ama işte biz bunlardan iki takımımızı mukayese etmeye çalışıyoruz. Çünkü göremiyoruz onların evet. İstikrar da yok ya hocam ya. Efendim? İstikrar yok yani. Şimdi istikrardan ziyade işte dedim ya Galatasaray'ın istikrarı belli. Fenerbahçe'nin yok, belli. Yok o şey değil. Öbür takımlar arasında diyorum ben. Yani, hocam zaten bu uçurum olduğu için biz burada iki takımı mukayese etmeye kalkıyoruz. Aralarındaki farkları yanılabiliyoruz da. Çünkü tabii. Yaşamıyoruz evet. Onları. Her hafta yaşanıyor. Yine de görünen kadarıyla. Şimdi senin 3 tane maç oynayacaksın aynı tarzda ve tempo yapılan da. Bir de Avrupa maçlarını bir tarafa bırak. Onlar hariç. Yani şimdi ön tarafta bakıyorsun Fenerbahçe'nin daha fazla aktif oyuncuları var. Şöyle daha fazla oldu. Gelen oyuncularla birlikte. Hepsi hakikaten maksimum. Her tarafta 3'er tane 4 tane oyuncu var. Galatasaray'da öyle değil. Fenerbahçe'de arkadan atacağın kulübeden gelecek oyuncular farklı. Galatasaray'daki kulübeden gelen oyuncular farklı. Fenerbahçe'de hemen hemen hepsi belli bir düzeyde olan oyuncular. Galatasaray'da da yeni yeni toparlamaya çalışan, işte Jelert aldın, alıştıracaksın. Ne bileyim, Yusuf Demir var atabildiğin. Yunus var. Efendim? Yunus değil mi? Yunus var, Yusuf Demir var, Yunus var. İşte Kerem'le artık değiştirmeye başladı oynama. Berkan'ı atıyorsun ve bunlardan hoca bir şeyler çıkarma. Fenerbahçe'nin daha aktif, daha farklı oyuncuları var. Yani ön pozisyonda oynayan, önde daha etkililer. Yani iki tarafında kendine göre depoları var. Tekrar söyleyeyim. Karşılıklı oynadıkları zaman biz bunları daha iyi ortaya çıkarabileceğiz. Evet. Tabii yani, maçtan sonra daha net ifadeler yani ne yazık ki burada ağırlık basan Fenerbahçe orta sahada ağır basıyor. Ama Galatasaray'da önde çok seri oyunculara sahip. Yani şimdi Salah oynarsa görecekler. Barış'ı zaten biliyoruz. Osimhen'i zaten hiç anla. Osimhen de olmasa bile Batshuayi'nin de oyun tarzı çok farklı bak. O da oynamış olsa bile. Icardi de oynamış olsa bile. Ama esas en çekişmenin geçeceği yer neresi biliyor musun? Osterwold'e Barış. Bunlar karşısız kapatırlarsa ne mutlu bana ders. Peki. İkisi de deli dolu abi. Ya ikisi de öyle yani. İkisi de atılır diyorsun yani. Efendim? İkisi de atılır. Ya yok ikisi de bak göreceksin. Karta Barış, müsait diyelim. Barış bir kere geri vitesi yok. Barış'ın geri vitesi yok yani. Takır takır gidiyor. Osterwold'e de geri vitesi yok. Vallahi. Yani burası çok aktif, kıran kırana bir şey aktif olur. Bir şey geçecek bize. Peki şimdi gelelim bir karşılaştırmada teknik direktörleri biraz değerlendirelim hocam. Bir tarafta Okan Buruk son iki sezonun şampiyonu. Bu sezonda da enteresan şekillerde eleştirildiğini gördük Okan Hoca'nın aslında. Bir tarafta da şimdi Mourinho bakalım ilk derbi performansı nasıl olacak bunu merakla bekliyoruz. Şöyle bir iki teknik adamın elbette yine kariyerlerini kıyaslamıyoruz. Evet. Tamamen bu sezon başından itibaren sergiledikleri performans. Şimdi Okan'dan başlayayım. Bir kere sezona çok hazırlıksız giren bir takımı var. Ha bunda Okan'ın kabahati var mı yok mu tartışılmaz. Bana göre Okan'ın orada bir eksikliği var. Yani hazır değil. Beşiktaş maçına çıktı. Yürüyecek hali yok. Yani biraz abartılı konuşuyorum ama güçsüz, kuvvetsiz bir takım. Şimdi böyle durumda bir de o bakıyorsun o gitti bu gitti falan filan. Yani genele baktığında Okan Hoca bazı durumlarda çaresiz kaldı. Yani her an bir şeyler yapmak istiyor ama elinde şey yok. Hani derler ya helva yapacaksın un var yağ var yumurta bunda bunlar eksik yani tamam mı? Veya az veya biri fazla biri eksik. Yani şimdi baktığın zaman şu gün için. Okan'ın dezavantajları var. Takımla ilgili, transferlerle ilgili, gidenler oldu, gelenler oldu, yarı yamalak. Yani tam formda değil, o sakat, bu şey. Mesela en iyi adamı Sanchez sakatlandı, olacak şey değil. Yani Nelson ilk bir lige girdi, eyvah. Yani Beşiktaş maçına şey... Abdülkerim de kötü başladı. Şimdi yani böyle şey yaptığım zaman Okan için... ne diyebiliriz? Elinden gelen çabayı gösteren bir teknik adam ama tecrübesiyle iki senenin şampiyonu da evvelde de futbol oynamış. Bir sürü takımda çalışmış. Tabii. Takımı düzeltmeye çalışıyor. Ama ben bu şeyde Okan'ın yani bu derbi maçında kendini toparladığını yani 10 üzerinden 10 numara bir şeyle taktikte sahaya çıkacağını düşünüyorum. Müdahaleleri de olsun. Elinden gelen şekilde tabii demin hoca söyledi.
Mourinho da gözünü kapacak. Kimi alırsa koyacak ama orada Okan'da o şans yok. Yani kulübe biraz zayıf. Fenerbahçe'de çok zengin. Yani onun için de ama Okan'ı yani teknik adam olarak zor durumda. Yani şeye göre, Mourinho'ya göre dezavantajlı bir durumda. Ama bu maçta Mourinho nasıl başladı sizce hocam? Ya Mourinho beklediğim gibi başlamadı. Ben Mourinho gelirken çok sevindim. Ne bekliyordunuz da göremediniz? Daha iyi şeyler bekliyordum. Daha iyi şey. Şöyle Mourinho'da ya bak şöyle düşünüyorum. Roma'ya kadar hep üst düzey takımlar ne deniyor? Major takımlarda evet. Çalıştı falan filan. Mesela iyi şeylerde o takımlarda rakipleri çok şey mesela forvetleri çok enteresan. Çok süratli, çabuk, kaliteli insanlara karşı, futbolculara karşı bir takımda şey yaptı, çalıştı. Şimdi orada ne yaptı? Tabii ki savunmayı alacak. Şimdi saymaya gerek yok yani oradaki forvetleri. Hepsi uçak, uçurtma gibi. Ona göre bir savunma yaptı, bilmem ne yaptı falan. Şimdi buraya gelince belki Roma'da böyle bir şey yaşamamıştır yani. Roma'da da zaten kalite belli. Gene aynı şeyleri yapmıştır yani savunmayla ilgili falan. Lan ben bu işte gol yemesem nasıl yapsam falan diye düşünmüştüm. Şimdi Fenerbahçe'ye gelince herhalde diyorum ki acaba onun tesirinde mi kaldı? Çünkü burada herkes Fenerbahçe'den korkar arkadaş. Nasıl yarın oynayacağım? Şunu mu tutsam, bunu mu tutsam? Şimdi ben rakip takımın hani Galatasaray da aynı şekilde ama yatacağım, kalkacağım, hocayım. Ulan ya hangi birini tutacağım Fenerbahçe'de? Uçuyor her hepsi öyle şimdi. Ama Mourinho şimdi burada rakip takımın buna tedbir alacağını sanki düşünmüyor gibi. Öyle geliyor bana. Ben tedbir alayım, işte garantiye alayım. Ya bırak. Senin var ya adamları salsan zaten gelecek Fenerbahçe takımı. Hiçbir şey söyleme. Şimdi burada bir şöyle söyleyeyim ama Galatasaray'a karşı o felsefesi işe yarayabilir. Hani savunma ağırlıklı o felsefesi. Yani eskideki stratejisi bu derbi maçlarda sanki büyük maçlarda işe yarayabilir. Öyle düşünüyorum. Hmm. Ama tabii ki işte bir örnek verdik, şaka yaptık, şunu yaptık falan ama Göztepe maçında Mourinho bizim zamanımızda ikmale kaldı derdim. Şimdi bütünleme mi diyorlar? Öyleydi, bütünlemeydi. Şimdi var mı hala bilmiyorum. İkmale kaldı derdik bizde. İkmal var, ikmale kaldı derdik. Bütünleme yoktu bizim zamanımızda. Tamam, bizde de bütünleme vardı. İşte ikmale kaldı. Şimdi o var maç... mı onu da bilmiyorum. Ha. İkmale kaldı. Artık takip edemiyoruz şarkı hocam. Şarkı vardı biliyor musun? Eylül'de gel diye. Biliyor musun? Güzeldir. Alpay'ın şarkısı. Alpay'ın şarkısı. Fulah Çınlasın'ın da. Çok İkmal deyince aklınıza mı geldi hocam? Evet. Eylül'de gel var ya. Biz de çok çaldık o şarkıyı. Değil mi? Eylül'de. Şimdi o maç için konuşuyorum tabii. Ama tabii kariyeri belli. Şimdi bu maçlarda bunlar tam konsantrasyonla çıkarlar. İkisi de yani şu anda geçmişlerine şunları bunları falan öyle bakmamak bu lazım. Bu maçın havası başka olur diyorsun. Bu maçın havası başka. İkisi de şimdi var ya kara kara düşünüyordur. Onu mu oynatsam, bunu mu oynatsam diye. Biraz vallahi öyle... Mourinho dedi ki hiç umurumda bile değil. Sıradan bir maç dedi yani. Dedi ya. Ya külahımı anlatsın. Yok şey. Cevap hakkı doğuyor şimdi. Yok şeyde nerede bir şeyde var ya. Çıkarttı şapkasını birisi. Dedi ki anlat dedi. Şapkamı anlat dedi var ya. Ya böyle şey mi olur ya. Ne olursa olsun. Yani madem öyle gidip tribüne böyle yapıyor gol atınca falan. Hiçbir futbolcu bak ne olursa olsun tamam mı? Strese girer mutlaka. Şimdi bizim Roman hocamız vardı Beşiktaş'ta Teodorescu. Diyordu ki bize hiç maçı düşünmeyin maçtan evvel. Vallahi gezin sinemaya gidin şu bu falan her şey yoksa falan başka şey düşünün. Sonra Abidin Kayserili oldu diye bir profesör hocamız vardı. Biz teknik direktörle de bayağı tıp mıp böyle bütün şeyleri okuduk çoğu şeyleri. Dedi ki bir insan dedi strese girdiği zaman şimdi adreneni salgılıyor böbrek üstü bezi. Evet. Bu adrenalin dedi karaciğerdeki enerjiyi alıp kana veriyor. Hı hı. Siz dedi var ya strese girdiğiniz zaman bir gecede bir maç oynamanın 1/4 kadar dedi enerji kaybedersiniz. Doğru. Dedi. Bak ne kadar önemli. Bak onun profesör söylüyor. Yani bizi dinleyen varsa da şey yapabilir. Doğru tabii. Doğru. 1/4 kadar diyor strese. O Teodorescu'yu diyorum bak kaç sene evvel Roman bir antrenördü. Yani o zaman hani belki bu, niye bunları söylüyordu? Bakın sağa sola falan filan. Hocam işte. Sınavlardan önce de mesela bir gece önce çalışmayın derler ya. Tabii. Ya işte senin enerjini bitiriyor. Dikkatini gıdasın diye.
ben de Türkiye'ye geldiğimde maçlara giderken takımla kimse konuşmazdı maça giderken. Şimdi öyle de şimdi müzik dinliyorlar. Müzik dinleyip evet. diyorlar. Çünkü ne kadar kafanı dağıtırsan. Ben de mesela 89'da Kahramanmaraş'a geldim. Şeyde onlar lojmanda kalıyor. Ben de otelden geliyorum maç günleri. Beni bir gördüler radyo şeyi kapattılar kasetemi. Dedim açın ya. Müzik dinleyin yani. Bunda bir şey yok. Biz çünkü hiç alışmadık öyle şey. Almanya'da her şey serbest. Yani maça giderken serbest. Şeyde tesislerde maça gideceksin müzik serbest kahvaltı yaparken falan müzik dinleniyor. Hocam bilir daha iyisini bilir. Yasak da onun bizim şeyi vardı Turgay Şiren Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kadife'den kesesi maça giderken ünlü şarkımız. Ya, biraz da hatta böyle fıkır fıkır tamam, bir şeyler şimdi açacağım. Başka hocamız vardı. Ya unuttum. Şey çaldırıyormuş oturdu. Kırım'dan gelirim adımda Sinan'dır var ya. Serhat türküleri. Ya, o da bir matematik. Cenk'e gider gibi. Tabii ama maç zamanı. Tabii çok fazla maç zamanı o adrenalini istiyor. Evet. İşte hırsız futbolcu derler ya hiçbir şey olmaz. Ama maç zamanı da o adrenalini alacaksın. Yani o adrenalini seni hırslı futbol diyor ya işte enerjiyi alıyor. Evet. Seni o zaman coşuyorsun. Çok ya. Afrikalılar dans ediyorlar ya. Resmen dans ediyorlar. Otobüste dans ediyorlar. Soyunmada bir şeyler anlatıyorsan dans ediyorlar. Şimdi sizi dinleyecekler. Erik dalıyla gidecekler takımlar maçına. Ne güzel işte bak bizim voleybolcularımız öyle yapıyordu. Evet. Kızlarımız ne güzel. Ben bayılıyorum ya. Erik dalı var yani. Bir sürü. Ya. Ankara'nın bağları var. Bana da soracaksın aynısını. Soracağım. Evet soracağım. Buyurun. Ben sana söyleyeyim. En başta nereden o şaşırdı biliyor musun? Topun şeyde oyunda kalması Türkiye'de. Hocanın en ha, Mourinho mu? Mourinho'nun. Artı hakemleri çok fazla düdük çalması. Fauller. Değil mi? Şimdi bakıyorsun dün söyledim işte dün gece seyrettiğim maçta adam faul bile çalmıyor. Şey İsveçli hakem. Nasıl biliyor musun? Çatırtı hocam çatırtı. Bizde ben üflesen bir yere gidiyoruz pırt düdük çalınıyor. Onlar var ama tabii hocanın hocam felsefesi bu. Adamın felsefesi bu yani oyun tarzı bu. Adam bakmıyor yani ben Chelsea'de çalışmışım, Inter'de çalışmışım, Fenerbahçe'ye gelmişim bakma. O neticeyi aldıktan sonra oyun kurgusu var. Tekrar söylüyorum Galatasaray'da mesela hırçın bir oyun yapısı var. Önde düdükle birlikte ama Mourinho'da öyle değil. O belli bir dönemlerde o basıyor. Tekrar söylüyorum çok iyi kapatmaları yapıyor. İzlediğiniz zaman görüyorsunuz hani size pozisyon vermeyecekmiş şekilde. O Göztepe maçından sonra tamamıyla değişti. Yani hoca tamamıyla bir kapamaları yapıyor ama bu maçta nasıl olur, nasıl eder? Çünkü tekrar hep yanılmayalım. Oynadığınız rakipler yanıltıyor. Şimdi göreceğiz biz esas. O gitgeller oynayacak mı? Düdükle birlikte Galatasaray basacak mı? Fenerbahçe o tarzda mı oynayacak? Bu boşlukları bulabilecek misiniz? Hemen hemen denk kuvvetlerden bahsediyoruz hocam. Maç nasıl? Ve ne oldu? Galatasaray Beşiktaş'a karşı sen bahsettin ya biraz evvel. O maç onların için tamamıyla bir dağılma maç oldu. Dağıldılar, toparlayamadılar yani. Kolay değil hocam. Üzüldüler hocam ya. Ağır bir yenilgi yani. Kolay evet. bir yenilgi değil. Hocam onun bir şey daha söyleyeceğim ben. Biz Mete Kalkavan'la beraberdik 2-3 gün. Hı. O da bizim Ribiat'ta yönetme. Şeye dedim ki ya işte bu var protokolü değilsin. Adam sarı kart, ikinci sarı karttan atılıyor. Çağıramıyor. Ya sarı kart yok. Ya niye çağıramıyor? Ya işte oyun duruyor falan. Ya dedim ki ya hocam ne oyun durması ya? Adam zaten yere yatıyor kalkmıyor. 41 dakika maç oyunda top kalmış. Sen şimdi bir dakika daha yani VAR'a gittin de tamam mı? Yani bir dakika daha uzasın. Adalet önemli olan. Zaten adamlar yere yatıp kalkmıyor. Bir kızdığım şey ne biliyor musun Ezgi? Sen şeysin. Bu mutfaktaki şeyler var ya ben bekarım ya belim ağrıyor ya o tezgah biraz tezgahı yukarı kaldırsınlar bulaşık şeyi hocam bile ben yetişemem öyle bir şey olmaz ya kardeşim olsun, bunun bir standartı var. Eğilmiyor musun çamaşır makinesine bulaşık makinesine? Yemek yaparken de mi eğilelim hocam? Tamam hadi onu vazgeçtim onları yukarı kaldırsınlar bir o bir de şimdi düdük çalıyor hakem bak şimdi iki tane şey söyleyeceğim dedim bunlara hop geliyor masör tamam mı işte doktor neyse. Başlıyor orada bir tedavi sahanın içinde. Ondan sonra birkaç dakika ondan sonra çıkıyorlar. Ya kardeşim düdük çalınca, gerçi Avrupa'da, İngiltere'de ben hiç görmedim öyle de. Gelecek sedyeyle tamam mı? Alacak dışarıya, dışarıda tedavi edecek. Hakem isterse öyle yapıyorlar onlar. Hocam ama ne hakem? Ya arkadaş, hakemi ya vallahi ben oyuncu isterse benim soruyor hakem geliyor sedye istiyor musun, tedavi istiyor abi, musun? Abi hayır tedavi. Dur şimdi bırak. Hocam bir olmaz bir dakika ya.
Ya bir Beşiktaş maçı var, Sinan'la şey var, internette düşmüş. Hakeme dedim ki, ya dedim ki seninle alay ediyorlar diyorum, aman ben isyan ediyorum. Ya 15 dakika 20 dakikayı çaldılar diyorum. Ya, yerden kalkmadılar ya, bak yemin ediyorum sana. Olmaz yani. Arkadaş, ondan sonra VAR neymiş? VAR da işte falan akışı bozuyormuş. Ne akışı bozacak ya? Bu iki tane şeyim. Yalnız bu çamaşır makinesi, bulaşık makinesi de iddialıyım. Vallahi diyorum. Ya belim ağrıyor benim. Çamaşır makineleri ya. İçin şimdi yeni dolaplar yapıyorlar ya, hocam. Ya. Onlardan yaptım. Yukarı böyle kalkmışlar. Evet. Evet. Altına işte çekmece şimdi. Yapıyorlar. Şimdi evet, sepet onun üstüne koyuyorsunuz. Bulaşık da çamaşır da yapsınlar. Bulaşığı görmedim de çamaşırı gördüm. Bulaşık da olsun. Ama tezgaha dokunmayın hocam. Tamam. Tezgaha biraz daha şurada tezgahı yap, ne olacak hafif? Hocam kadınlar nasıl yetişecek? Yani Türk kadının boy ortalaması belli yani. Benim ağrıyor benim. Onun onu bilmem. Şimdi başladı ya, Okan'dan bahsediyoruz. O Beşiktaş maçından sonra her baba yiğidin harcadığı takımı toparlamak tekrardan. O dalgalanma, doğru, çalkalanma, neler yaşadı. Gidenler hocam. Oyuncular geldi, gitti, geliyor, gelmiyor. Hocam oluyor. Başlı başına transferin son günü bile Galatasaray için ciddi bir krizdi yani. Yani o tabii onların kendi transfer politikaları, yaşadıkları, ama bir teknik direktör için, bilhassa böyle büyük bir takımın teknik direktörü. Özür dilerim. Bir son dakika, bir sıcak haber var şu anda ekranda. Galatasaray'da derbi öncesi Icardi takımla çalıştı diye. Güvenç hocam bir önceki saat diliminde bir sormuştu Icardi ne durumda, geldi mi gitti mi diye. Icardi geldi hocam dün ve takımla çalıştığına dair de bir bilgi var. Şimdi bu kadroya girecek. Derbi kadrosunda olacağı anlamına gelir mi gelmez mi, bunu birazdan konuşacağız. Mısın? Fotoğraflar da bu arada şu anda ekrana geliyor. İdmandan takımla birlikte maç çalıştı. Pazar günü mü? Cumartesi. İşte bir gün bile fark eder, biliyor musun? Ezgi. Peki şöyle bir saniye, size hemen döneceğim. Emre Kaplan telefon attığımızda hemen bir sözü Emre'ye bırakalım ve Icardi konusunu soralım. Bu durum, takımla çalışma durumu Icardi'nin derbi kadrosunda olacağı anlamına mı geliyor Emre? Henüz net bir şey söylemek çok mümkün değil ama durumu özetlemek adına şunu söyleyelim. Icardi bu maçın kadrosunda olmayı fazlasıyla istiyor. Normal şartlarda bir önceki maç sonunda hatırlayacaksınız, Okan Hoca Icardi'nin daha yaklaşık 10 günlük tedavi sürecine ihtiyaç duyacağını ifade etti. Derbide olmayacağını net olarak söyledi ki aslında çok da en azından Galatasaray'daki teknik direktörlük döneminde Okan Hoca'nın çok tarzı olan bir açıklama değildi. Oyuncularla ilgili bu kadar net açıklamalar yapmıyor olup olmayacaklarıyla ilgili. Icardi konusunda böyle bir açıklama yapmıştı. Dün akşam İstanbul'a geldi Icardi. Bugün takımla direkt olarak topla çalıştı. Oynamayı çok istiyor. Bugün antrenmana çıktığı için yarın da son antrenman olacak. Son iki antrenmanda yer alma durumu söz konusu olursa, eğer ekstra bir ağrı hissetmezse, maç kadrosunda kendisini görebiliriz ama ilk 11'de oynama ihtimalinin çok fazla olmadığını söyleyelim. Zaten Icardi'nin de isteği maçta kadroda yer almak, takımla birlikte Kadıköy'e gitmek ve yedek kulübesinde bile olsa o maçta kısa da olsa bir süre almayı istiyor. Ama sağlık heyeti herhangi bir risk barındıran bir hamle yapmayacaktır. Durumu gözlenecek. Bugün ve yarın antrenmanlarda durumuna bakılacak ama çok yüksek olasılıkla yedek kulübesinde derbide Icardi'yi göreceğiz. Peki Emre Kaplan, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Şimdi iki teknik direktörümüz var malum stüdyoda. Şimdi böyle bir sakatlıktan sonra iki antrenman daha olacak maça kadar dedi Emre. Ve toplam zannediyorum takımla birlikte çalıştığı 3 antrenmandan bahsedeceğiz. Dün geldiyse, dün bireysel çalışmış mıdır onu bilmiyorum ama 3 antrenmanla derbi kadrosuna girer mi Icardi? Daha oynar mı? Bak şimdi orada idman yapmış mı? O önemli. Şimdi ben o kadar bunu ağır, o kadar sakatlı olduğunu... Icardi ise girer. Bak Icardi o başka. Öyle zaten. Yani Icardi ama bak kesin bir şey söylüyor. Esasında hafiften de bir serzenişi var Okan'ın diye düşünüyorum. Ya tabii belli ki ailesi orada, adam gidecek yani. Gitmesi olmaz. Kafası burada olacak. Daha beter başarısı olacak. Bir sefer daha böyle geçen sene böyle bir kriz vardı. Okan onu çok idare etti. Şimdi Okan onu anlar. Şimdi biz de anlarız. Biz buradan bilemeyiz de adam idman yapmış mı yapmamış mı? Esasında bak şey bile sorsak o bile anlar. Oradaki 5-2 falan çalışıyorlar ya. Orada bile anlar durumunu onun. Bir resimde 5-2'ye girmiş belli. Girmişse bir şey. Fotoğraflar ekranda. 5-2'ye girmiş işte. Fotoğraflar ekranda. Yok, ama işte o antrenmanda belli olur. Orada idman yapmıştır. Bana göre o kadar ağır sakatlı yoktur diye düşünüyorum tabii. Hı hı.
Ben hak veriyorum yani. Ailesi çok önemli adam. Kadroda olur mu? Bana göre olur da Okan Hoca'nın tutumu ilk çok önemli. Şimdi bir i̇lk anda mesela, hayır şöyle, gidişata göre mesela bir anda Osimhen ve Icardi'yi aynı anda izler olabilir miyiz? Bak şöyle bir şey olur. Eğer hakikaten sakatlığı geçmişse son 10-15 dakika koyar onu. Duruma göre. İşte evet yani, duruma göre. Şöyle, mağlupsa, 60'dan 70'den sonra. Yok yok. Eğer mağlupsa son 10 dakikaya koyar. Hı. Ama o da bak gene bilemiyoruz. Sakatlığı geçmişse, evvelden geçmişse. Şimdi daha şimdiki konuşmalarında işte daha 10 günüm falan filan var deniyor ya. Eğer öyleyse olmaz. Ama daha evvel geçmişse veya o onu bilirler tamam mı? Daha evvel bu kadar ağır bir sakatlığı yoktur belki. Orada da biraz yapmıştır. Ben der ki ya hocam ben gideyim moralim bozuk. Eşim de dargınım. Gideyim orada hem tedavim olurum. Ben orada idmanlarımı da yapar gelirim. Eşiyle barışmış bu arada, öyle haberler vardı. Ya burada belli değil. Yani bir barışıyor, bir küsüyor. Ne oluyor anlamış değiliz. Zaten neyse. Onun şey, bütün buraya gelmesinin ana nedeni Türkiye. Ondan kaynaklandı hep. Paris'te, Maris'te bütün her şeyleri, sıkıntıları, aile yaşantısı. Yoksa... Ya işte yani ya adama ben hak veriyorum yani. İyi ki de aynı gelmiş durum buraya. Yani tamam şimdi ona bakar Okan. Eğer bir şey yaparsa, bak son ihtiyaç olursa son 5-10 dakika atar. Geçmişse bak riske atmazsa şeyini. Ya şimdi bu arka adele mi? Arka adelede ben sakatlandım. Bir ay. Bu arka adele zaten var ya. Zaten aşağı yukarı bir ay deniyordu. Bir ay ama antrenman işte bir ay ama ne oluyor biliyor musun? Şimdi geçmeden çıkıyorsun hiçbir şey yok. Tamam mı Ezgi? 60-70 dakikadan sonra başlıyor burada şey tekrar. Yok zaten 11'de oynatmaz o kesin. Zaten ama oynatmaz bir hamle oyuncusu şöyle olarak. Şöyle girelim işte. Ama hocam bak şimdi öyle de kadroya aldığını düşünelim. Ama bir Batshuayi gerçeği var şimdi. Evet yani, ya bravo hocam var. Bak bak onu unuttum. Bir Batshuayi gerçeği var. Batshuayi haksızlık olur. Bence yani sokarsa Batshuayi sokar. Yani. Çünkü sana ne lazım bak 2 sene evvel miydi? Gene Icardi kulübedeydi Fenerbahçe'de. Barış oynattı hatırlıyor musun? O, evet. Değişik bir olay attı. Çözemedi hoca onu Fenerbahçe hocası. Yani şimdi biz biraz evvel Salah'ı falan da bahsettik ama belki de farklı bir şey alıp da Batshuayi dışarıda da oynatabilir. Yani Osimhen'le oynayıp Batshuayi. Çünkü Batshuayi gerçeği var. Bunu unutmayalım. Ben Icardi kadroyu alır mı? Alır. Bu tabii Yener'in vereceği bir karar. Yener'in, Doktor Yener'in. Zaten antrenmana da bu 5-2'ye falan girmek öyle ben geleyim diye değildir. O kontrolden geçmiştir, bakmışlardır. Tamam sen topla çalışmaya girersin de. Yoksa gene hoca da dedi ya öyle bir yerde ki 5-2'de de öyle bir patlıyor ki pat diye atıyor hemen. Hiç anlamıyorsun. O zaman buraya girmesi yani artık hazır ya hale belli geldiğinin mi gösterdi? Ama ne derece belli şimdi. Bunlar çok akıllı oyuncular bunlar. Bunlar buradaki topu ayağını uzatmaz alamayacağı topu. Onların gençlerin yaptığı işler. Onlar deli uzatırlar. Tak atarsınız çünkü hazır değildi abi şu. Hocam sana adam zor soru soruyorum. Sor bakayım. Çok zor. Sen şimdi hocasın. Takım 1-0 mağlup. Son 15 dakika. Icardi de kadroda. Batshuayi mi sokarsın, Icardi'yi mi hocam? Vallahi hocam şimdi şu durumda kolay kolay bir soru değil ama ben aktivitesine bakarım. Şimdi ben de orada o aralara girecek kim olur? Daha çabuk olarak Batshuayi olur değil mi? Rakibin arada. Şimdi oyun, bir de oyunu çözmek lazım. Yani o anda duran bir oyuncu iyice kapanmışsa mesela rakibim, o vakit Icardi gibi bir oyuncu alırım. Hocam tamam da şu anda yani şimdi ben onu sen iyi dile getirdin. Batshuayi şu anda yani dururken Icardi'yi oyuna sokarsa Batshuayi hepten biter. Siz olsanız o zaman Batshuayi mi alırsınız? Batshuayi adaletli olursa ben ama. Ben belki kafadan zaten da oynayacağını düşünüyorum. Solda solda Batshuayi oynatabilirsin. Barış'la hocam, oynayabilirsin. Hocam bak, onu yapmaz hocam, tahmin ettim ya. Oynatabilirsin. Tamam. Bu çünkü bu buralarda da o pozisyonları oynamış Belçika'da da Belçika milli takımda da kullandı. Hocam o zaman Mertens'in yerini oynatır. Çünkü ama hocam eğer, o zaman da biraz savunmada boşluk kalmıyor mu? Tamam da bak doğru söylüyorsun. Orta sahanın direnci düşer ama eğer Icardi'yi oynatmaya kafasını koyduysa Batshuayi daha önde gelir. Ya olmaz yani. Kafasına koyar mı sizce? Osimhen hazır çok ciddi bir rüzgar almış. Osimhen'den sonra Osimhen'i zaten direkt Osimhen'i saymıyoruz biz. Ondan sonrasını konuşuyoruz. Osimhen'den sonra yani Osimhen'in yanına Batshuayi mi girer, Icardi mi girer? Bence Batshuayi koyar. Bu arada yanına mı yoksa yerine mi? O da olabilir. Şimdi bir anda yan yana da yerine olmaz. Yerine olmaz. Bak şimdi mesela Rize maçını 90 dakika oynattı.
Direkt 90 dakika. Çünkü Osimhen de Nisan'dan beri oynamayan bir oyuncu. Evet. Maç oynamıyor. Maç temposu. Şeyde oynamıyor. İtalya Ligi'nde oynamıyor. Şeyde de kendi milli takımda da bir tanesinde 60'ta mini attılar. Golü attı. Öbür Ruanda'ya karşı oynadıkları maçta da çok kötü gidiyordu. 46'da attılar. Devrede attılar ama olmadı yani. Hiçbir şey olmadı. Ben seyrettim çünkü o maçı ne yapacak, oynayacak mı diye. Buraya da geldi direkt attı hoca. Şimdi tabii Rize'ye karşı oyun farklı olacak. Burada farklı olacak. Yani vücut olarak bunlar 5 maçta oynamasa hep hazır duruyor. Çünkü fit bir, sağlam bir vücutları var. Adele grupları da sağlam. Ama Icardi için öyle söylemiyor. Çünkü ağır bir vücut. Tekrardan bir aynı yerden nüksederse uzun vadeli gidebilir. Hocam yani bir şeyi kaçırdık biz. Bak dedi ki 10 günü falan var demiş Okan Hoca. Öyle söylemedi mi? Okan şöyle söyledi bak yayınlarda da bir şeyleri. Hayır şimdi ya şey bizim Emre. Emre dedi ki hoca daha 10 günü falan var dedi ya ben öyle duydum. Biraz evvel öyle söyledi. Ama şey hocanın şu... Kaçırdım orayı. Hocanın yok, şu yok. Var. Şöyle bir dakika hocam. Hoca şöyle söyledi. Arkadaşlarımız da uyarabilir. Burada değil de. Burada değil de hocanın kendi beyanatı var. İşte. Fenerbahçe maçında olmayacak diye beyanatı var. Hocanın o var. 10 günü var diye de ben duydum. Bak içeriden şey, rejiden belki onu... Hayır bazen de erken iyileşiyor ama, oyuncular. Yani Muslera'da da mesela daha önce bunu gördük. Tamam Icardi'de da. Keza daha önce gördük. Tamam da onu söylediğine göre bak burada Basçay'ı ön planda tutuyor. Bak rejiden belki onu bir daha şey yapabilir. Sevgili hoca da bilemez ben, onu. Ya. Hocam şimdi... oynatmak istemiyorsan ben de 10 günü falan var derim. Ya benim öyle başıma geldi şeydir... geçenlerde anlattım yani ya. Hayır riske etmek istemeyebilir. Çünkü zaten yerinde çok kaliteli yani Osimhen var. Batshuayi var zaten. Şuvarda ya şunu demiş olabilir hocam. Batshuayi'nin hakkı orada. Batshuayi kaybeden. Batshuayi tamam kenarda oturuyor falan adam ama artık burada da sen git orada. O da biliyor orada gitti eşine. Yani tamam saygısı var yani tamam 15 da. 15 saat yolculuk yani, var. Neyse. Hocam, doğru hepsini, yolculuk da hepsini var. Hepsini hocam boş ver yolculuğu. O business'ta geliyor yatıyorsun yatak. Olsun ama ya. Gene de. Yani o ya ama hocam ondan bir şey olmaz. Ama Batshuayi haksızlık yapar. 10 günü var falan demesi bana göre yani derbide yok demesi ona işaret. Şey yapıyordur bence belki, çok büyük şey olur. Rakibe koz vermek takımın içinde de. Evet o da bir. Olabilir. Ha? O da olabilir. Ya da var diye lazım. Düşünmesi senaryosu da olabilir mi hocam? Ya, ya ama şimdi neleri... 3 tane santroforum var. Bu üçünden bir tanesi oynayacak. Bu Osimhen kesin. Öbürünü şeye, gidişata göre, nasıl yapar? Şimdi şeyde de öyle. Fenerbahçe'de de Dzeko diyorsun. Tamam direkt Dzeko oynadı. Bir sıkıntı herkes eline sıraya düşündü. Bir bakmışsın Cenk'i atmıştır. Hocam Cenk bana göre golcü olarak... Yani bak, şimdi 3 tane santroforum da onların. Golcü olarak. Herkes şimdi bir şey diyorsun. Ya Cenk ondan iyi bundan iyi. Ya kardeşim golcü olarak diyorum ki gol vuruşları olarak Cenk hepsinden belki yarım tık bir tık daha iyidir. Bak gol vuruşu olarak diyorum. Mesela Batshuayi'nin gol vuruşu o kadar değil. Zaten gol vuruşu olsa Batshuayi şimdi zaten İngiltere'de her takımda oynar. Değil mi o son vuruşları evet. Olsa? Ya mükemmel ama yani. Cenk havadan yerden iki ayak ikisini de çok iyi kullanabiliyor. Yani şimdi bakın iki takımda da üçten ya iki takımı bırak. Bu Türkiye Ligi var ya bu sene hep söylüyorum gene de söyleyeceğim. Santraforlar Ligi. Şu an dört dünyanın, büyük takımın bak, da santraforu hocam, çok iyi. Sevgili Ezgi dünyanın bütün tanınan santraforları bizde şu doğru. Anda. Bizde ya. Immobile abi Immobile çok farklı bir oyuncu. Çok farklı bir santrafor. Osimhen, Icardi, Dzeko, El Nesri bizim Türklerden Cenk. Yani say bitmiyor. Şey de öyle bak da göreceğiz. Banza da öyle. Trabzonspor'un santroforu. O da çok ekstra bir santrofor. Hocam Banza var ya hala kendine gelememiştir. Gelir bir dayak yedik şeyden. Ne o bizim? O gelir ya, o da. Tek başına çocuk var ya. Udokai mi? Vallahi Udokai midir nedir nasıl yürüyor ya o da ya. Birisi daha çarptı çocuk aslında şeye gitti. Sert çıktı, değil mi? Hocam. Şimdi... Yeni kim girdi? Trabzon'da yani genç çocuk adam, girdi ya bir çarptı dediğin, adama duvara çarpmış gibi yere düştü. Santrafor gelen Banza Trabzonspor'da ya 3 itman yapmıştır yapmamıştır. Ya yani, ona rağmen. O da adaptasyon tabii, sürecini yok, geçtikten yani, sonra. Geldi takımı tanımıyor bir şey tanımıyor. Ama hoca yeni geldi yani, hocanın istekleri farklı. Ona rağmen ne güçlü adam ya. Evet. Banza mı? Tabii hocam ya. Bak ne diyorum şu anda dünyanın bütün dünyanın takımlarının hepsinin bildiği santraforlar bizde mevcut. Yani hakikaten. Say şimdi
Bak bakalım Icardi gibi Avrupa'da nerede santrforu? Bir tek şey hocam, eksik buraya. Onu da alsak buraya Cavani'yi de tam olacak. Cavani de o kadar yakın, yakında yapıyor. Gelir hocam. Hocam Mbappe kaldı zaten. Öbürleri zaten şeyde. Hocam. Haaland'la Icardi değil mi? Öbürlerin hepsi gitti Arabistan'a. Öbürleri de bizde zaten. Için, ikisini almak için kulüpleri satsa para yetmez. Doğru valla. Peki biraz da hakemi konuşalım. Atilla Karaoğlan yönetecek. Şimdi iki takımdan da açıklamalar geldi. Galatasaray cephesi özellikle pek memnun değil hocam. Ne dersiniz? Şimdi Galatasaray bana kızacak da bunlar hiçbir şeyden memnun değil hakem olarak. Ya kafadan bir kere ya olmuyor yani şimdi ya. Yani böyle bakıyorsun ya ben ortadan şey yapıyorum. İlla şimdi bu Nasrettin Hoca şeyi gibi hani çocuğu suya gitmeden bir dövüyor ya ilk önce. Testi kırıldıktan sonra ne kıymeti var diye. Onlar bir tedbir alıyor yani. Hep ama bu böyle. Ya Fenerbahçe'de de oluyordu daha evvel. Tamam mı? Şimdi ismini unuttum ya söylemeyeyim yine Aziz Yıldırım zamanında. Ya Galip de gelsen bir şey yapıyorlardı böyle bir tedbir mi diyeyim nedir yani. Önceden bir şey biz yapalım da hata yapmasın falan. Ya olmaz öyle şey. Şimdi hakem çıkar oraya gördüğünü çalar bence. Şimdi VAR olarak ya VAR geldiği zaman bak hakemler rahatladı. Anında göremediğin şeyler oluyor. Bu VAR protokolünü doğru kullanırsak biz, bak VAR çok önemli. Hakemin güvencesi ya. Şeye dedim ki hocaya, Mete Kalkavan'a bak dedim. Şimdi burada hakemler gelirken, hoca daha iyi bilir. Her yer birini yürütür. Bizde bir şey vardır, yürütürüz yani. Bir hakem alırlar, haklı da olsa, haksız da olsa, kalitesi olsa da bir yere getirirler. Hı hı. Şimdi diyelim ki, sen beni bir yere getirdin. Maçım var seninle. E ben sana bir kıyak yapmak mecburiyetindeyim. Tamam mı? Bak dedim ki hoca bu VAR dedim sizi kurtarıyor. Tamam mı? E diyeceksin ki ne yapayım VAR verdi. VAR çağırdı gitmeyeyim mi? Şeydeki gibi. Değil mi? Ya VAR ne yapayım? VAR, bak bu VAR hakikaten önemli. Eğer güzel kullanabiliyorsan tekrar söylüyorum. İFAP MİFAP ne İFAP'ı ya? Kardeşim ben anlamam ya. Adama haksızlık yapıyorsa o VAR devreye girecek. Tamam mı? VAR devreye girdiği zaman sen hakemi kurtarırsın. Ha şeydeki de aynıysa, VAR'daki hakem de kıyak yapacaksa o zaman kötü. O zaman dün Halil Umut Meler'in kararını izlediniz mi? Yaptığı gibi Meler'in. Real Madrid Stuttgart maçında hocam. Yok, penaltı kararı veriyor, VAR'dan iptal ediliyor. İptal ediliyor. Güzel. Güzel bak niye üzülüyor? Ancelotti ama çok sert tepki gösterdi. Niye? Çok. VAR... Ya niye göstersin? Ancelotti de o zaman şey değil. Arkadaş o bizim çocuk ama da gol atmış. Gösterdi, oyuna göstermiş olabilir. Hocam şey ne o? Ne Unday ne bizim gol attı ya çocuk. Stuttgart'tan ya. Ha Stuttgart'tan. Şey Unda. Unda. Deniz Unda. Evet. Ya o çocuk daha evvel şeyde gol kralı oldu. Ne o Belçika'da İngiltere'ye gitti. Burada da geçen sene de dünya kadar gol atmış. Ona evet. O, yani seviniyorum o gol attıkça da. Şimdi hakem mi? Ya var ya bak biz hata yapabiliriz ama VAR'da iki kişi var. Bir de devamlı bakıyorsun orada. Tamam mı? Yani başkanın söylemesi şu ya geçen sezondan bir şeyler yaşamış galiba. Evet evet. Kim? Ondan Dursun Başkan'ın yani itiraz etmesinin nedeni ya. Geçen sezon bir şeyler olmuş. Keşke geçen sene ya. Bizi nasıl katlettiğini anlatmıştım. En kritik maça yine atanmış diyor. Öyle diyor yani. Katlet, hangi ya. Maç ben de hatırlayamadım onun hangisini. Peki anlamadım ben. Ya var. Ya oluyor geçen sene şampiyon ya. Oldum bak neyse. Bir şey söyleyeyim mi? Hakem o maçta biz de hakemlik yaptık. İşte, teknik direktörlük yaparken 3 orta 6 yan. Veriyorlar. Hakem şansı diyen bir şey var. Öyle pozisyonlar var ki yani hakikaten hakem. Yani hakem şansı da lazım. Hiç tıkır tıkır maç gider. Hiç kavga olmaz, dövüş olmaz, kritik pozisyonlar olmaz gider. Varlar burada... düzgün yönetti mi seni kurtarıyor. Ya. Çok maçlarda kurtarıyor varlar ya var hakemleri. Sizi kurtarıyor. Sen Undav'dan bahsettin. Bak ben sana söyleyeyim mi? Hayret ediyorum bizim takımlarımız niye hiç ilgilenmiyor? Niye ismi geçmiyor? Stuttgart'ın İlgilendiler. Yok. Stuttgart'ın takım kaptanı var. Atakan Karazor. Adam 6-7 seneden beri Bundesliga oynuyor. 97 veyahut da 96 veyahut da 98'di. Bundesliga oyunu 1.90 boyunda orta saha takım kaptanı şu anda. Allah milli Allah. Takım formasını giyecek biliyorsunuz hocam. Herhalde giysin yani. Ben çoğu alınanlardan farklı. Bochum'dan çıkmadır. Bochum altyapısıdır. Hessen Kassel falan var. Yanılırsa Kiel veyahut Hessen Kassel. Oralardan. VfB Stuttgart. Adam 6-7 seneden beri orada. Yeni değil yani. Evet hakemlerden ne daldan dal hocam ben bunu çok yapıyorum. Hocam zaten şimdi, ben hiç akış.
Gidişat. Akış tamamen bir her tarafa gidiyor. Akışı biz yapıyoruz işte. Şeylere Denizdekiler öyle. Şey siz yapmasın. Üzülmesinler diye. Orada kardeşlerimiz var. Onlara da selam buradan. Üzmeyelim onları diyoruz. Akışları buradan biz idare ediyoruz. Ezgi sen ne düşünüyorsun? Keşke böyle hangi konuda? Sana hangi konuda bu Derby'de ne olur? Ben Derby'nin gerçekten son yıllardaki gibi yine biraz daha fare doğuracak ve son derece iki takım da kontrollü başlayacak, kontrollü devam edecek. Yani çok ekstrem bir erken gol, kırmızı kart, çok garip bir penaltı kararı gibi bir şey olmadığı takdirde biraz geçen sezonlardaki gibi topun az devam süre oyunda kaldığı ve biraz daha fare doğuracak gibi geliyor ama inşallah gollü, güzel, keyifli bir maç izleriz diyorum. Tam sana katılıyorum. %100. Kelimesi kelimesine, noktası virgülüne kadar katılıyorum. Aynı düşünceleri paylaşıyorum. Abi bende bu santroforlar var. Beklentim varken çok gollü olması ama böyle beklediğimiz maçlarda hocam işte görüyorsunuz genelde o santroforların ayağına top gelmiyor. Şimdi ben de burada mesela bir Maximen var mesela. Maximen topsuz oynayamaz. Son cümleyi alayım. Topsuz oynayamaz çünkü orada bir ekstra top vermen lazım. O adam hep oyunun içinde olması gerekiyor. Osimhen aynı şekilde. Peki. Bitirdik galiba. Bitirdik. Ağzınıza sağlık. Çok geçti canlı oldu. Santraforları anlatacaktı. Olmadı. Bir sonraki programa diyelim. Güvenç Hocam çok teşekkürler. Mahmut Hocam çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.